Verdim abi mikro, ver mikrofonu, ver abi, ver 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 sesi ver. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu, ver 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 ver. Dinleyici bir saniye bile olsa bizden uzak kalmasın Tonecim. Yapma, gözünü seveyim. Kıymetli kardeşim. Ne güzel bir ama İskenderun kahvesiyle günaydın dedik. Bugün sizlere İskenderun'dan ses, şaka şaka. İstanbul'da bugün artık eve dönme hazırlıklarına başladık. Günaydın Tony. Günaydın. Şahane bir sabah, sonbahar sabahı. Sarı yapraklar arkasında bulutlu bir gökyüzü ve sakin bir boğaz görüyorum. Yavaş yavaş geçen bir de gemi var. Fakat kurnaz Tony beni boğaza sırtımı döndürecek şekilde stüdyomuz kurmuş. Oyuncuyum kızım ben, oyuncu. Abi benden ne istiyorsun amına koyayım? Niye ben sırtımı boğaza döndürüm? Kaç kere görüyoruz amına koyayım? Çok küfür etmeyecektim değil mi? Her türlü oyun var bende. Ama bir şey soracağım. Beni bu tarafa oturtarak... Geç oraya sen, yok mu? Aslında yanlış bir şey yapıyorsun. Çünkü en çok benim morale ihtiyacım var. Çünkü en büyük cıngırı ben çıkarıyorum programlarda. Fakat Cübbeli Özlem Hoca Efendi dedi ki... Tony dedi, bak dedi, Allah'ın indinde dedi, bütün dualar aynıdır. Sen neden Latince Hristiyan duaları etmiyorsun Ayça'nın nazarına karşı dedi. Aa, biz bir uyandık. Kolpa mia, kolpa mia, mia kolpa mia. Neydi? Mia kolpa, mia kolpa, mia grandissima kolpa. Benim hatam, benim hatam, benim en büyük hatam. Ha işte bana bunları oku abi. Bunlarla artık bana dedim ki abi beni oku dedim. Papaz oku, duası oku. Çünkü nazarı anca gelecek bana. Hani bir imam, bir papaz, bir de haham bulursak abi benim, ben üstümdeki bu nazarı anca atacağız diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu pişmanlık konu? Önemli diyorum. Ne konuda pişmanlık? Tabii bu Katoliklerde din, günah çıkarma var ya. Evet. Pişman oluyorsun günahlardan, gidip papaza şikayet ediyorsun diyorum. Kendini şikayet ediyorsun aslında. Günahlarını söylüyorsun. O da diyor ki iki tane Ave Maria oku diyor. Affedilecek diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de yani aslında papaz psikolog vazifesi görüyor orada. Evet. Fakat ve ücret almadan. Genelde insanlar pişman olmadan günah çıkarıyorlar. Mesela ben pişman olmadan günah çıkaranlardanım. Sen pişman olmayı kişilik meselesi mi sayıyorsun? Hayır, ben sadece hiçbir şeyin pişman olunacak kadar değerli olmadığını düşünenlerdenim. Ya hata yapmaz mısın demek? Yani genelleştirme yapmıyorum, düşünenlerdenim. Sanki öyle bir grup varmış gibi. Evet, Manisa'da yaşayan bir grup, yaptığı hatalardan pişman olmayan grup. Şimdi pişman olmam demek ben hata yapmam demek de aynı şey. Sen hiç mi hata yapmazsın? Hayır, hata yaparım da hatalarımdan pişmanlık duymuyorum. O da ilginç. Hatalarımdan pişmanlık duymuyorum. Sadece sıkıntı duyuyorum ama pişmanlık duymuyorum. Yani hatalarımdan dolayı hayatta başıma bir sürü hal geliyor. Yaptığım her şey günahıyla sevabıyla benimdir diyorsun. Ya onu da demiyorum Tony. Hiçbir şey demiyorum bu konuyla ilgili. Hiçbir şey, yani herhangi bir konuyla ilgili pişmanlık yaşamıyorum. Ama yediğim haltlardan sonra... Hı hı. Mesela şimdi son dönemde bir şeyleri fark etmeye başladım. Telefonumda eski fotoğraflara bakarken Memo'nun çocukluğu var. Böyle 4-5 yaşları var. Hı. Korkunç bir ağlayasım geliyor. Kendimi yetersiz hatırlıyorum. Çünkü çocukken hiç yeteri kadar ilgilenememişim. Onu bilmem ne yaptığı zaman keşke öyle söyleseymişim. Bak, zaten bundan keşke geleceği belliydi. Değiştiremeyeceğin geçmişe ilgi bir saplantı bu. Önüne niye bakmıyorsun, hep arkana bakacağına? Hem biraz önce pişmanlık iyidir diyorsun, sonra da keşke diyorsun. İşte keşke bir pişmanlıktır abi. Hayır, pişman olmak demek keşke demek değildir. Keşke demekte bir pişmanlık vardır. Keşkedir. Hatta pişmanlık bir keşkedir. Keşkek. Bir kere her şeyi bulunduğu şartlarda değerlendirmek lazım. Bak ne kadar ezbere konuştuğumuz. O şartlarda olmuş. Var anla. Şimdi diyorsun ki pişman olmak iyidir bilmem. Pişman olmak hiç iyi bir şey değil. Bence hiç pişman olmamak lazım. Keşke ne kadar dememeliysek, pişman olmak da aptalca bir his çünkü. Şimdi bak, keşke ile pişman olmak aynı şey değil, kusura bakma. Mesela bir yere gidiyorsun. Ben şu anda sahile yürümek istiyorum. Ve sahilde bana bir araba çarpacak diyelim. Veya bir bisiklet çarpacak diyelim ki olayı dramatize etmeyelim sabah sabah. Ben şimdi eğer dersem ki keşke gitmeseydim, o yanlış bir şey. Çünkü ben böyle bir şeyi bilmiyordum. Olmuşun üstlerine konuşmak yanlış yani. İnsanı bağlayan gittiğin için şey. Pişman olsaydın, peki pişman oldun diyelim bir şey ile ilgili. Onun arkasından gelecek konuşmayı bana yap o zaman. Pişmansın bir şey yaptığın için. Diyelim ki salı günü semt mesela pazarına... Mesela birine bir şey söyledim. Semt pazarına gittin ve o pırasayı aldığına pişman oldun.
Ne dersin? Barbunya'yı aldın 1 kilo. Ve barbunya bir geldiğinde ve çok osuruk çıktı. Adamın da hareketlerinden zaten uyuz kapmıştın barbunyanın dandik olduğuna dair. Bizim birincil meselemiz çünkü barbunya. Bir daha o adama gitmem. Yani bu kadar basit. Kötü mal veren adama pişman bir daha olduğun için bir daha o adama gitmezsin. Gitmem. Mesela geçen gün çok ilginç bir şey oldu. Bir balıkçıya gittim. Tamam, şimdi 3 tane balık aldım. Eve geldim. 2 balık çıktı şeyden. 3 balık parası vermiştim. Ya herhalde yanıldım dedim. Çünkü bu aralar biraz kafam dağınık. Şu son 3-4 gündür kafam dağınık. Ve o sırada yanımda olan komşuma da ertesi gün oturmaya gittik. Aklıma geldi. Ya dedim Mehmet dedim ben dedim kaç kırlangıç balığı almıştım o gün dedim. O da enteresan bir adam. 3 tane aldın kesinlikle dedi. Dikkat etmiş. Ya, emin oldum 3 tane aldım ama balıkçım 2 tane verdi bana. %100 3 tane şimdi aldım burada, çok iyi biliyorum dedi. Evet. Şimdi burada ne yapacağım ben sence? Ben şimdi bu adamı gözlemeye aldım. Bir daha test yapacağım. Gözlem altında. Gözlem altına alacağım. Bir daha bir 3 balık alacağım. Ondan sonra bakacağım. İki çıkarsa ne yapacaksın? Anında ama oradayken diyeceğim. Bak 2 koymuşsun. Geçen hafta da böyle koydun. Şimdi onunkini de öde bakalım diyeceğim. İşte. Herhalde sen ne zannettin Bizanslı Tony'yi? İşte Antomino. Görmek istediğimiz Antomino. Kırlangıçların hesabını o balıkçı verecek. Bak kimiz şimdi Alaturka toplumlarda aman zaten çok az kazanıyor adamcağız. O kadar yanlış bir şey ki bu. Biz öğretmenlerden zopaları yerdik. Sonrasında da şey derlerdi. Aman zaten öğretmen maaşı nedir ki? Bir gün annemin bir arkadaşı dedi ki Ayça dedi. Ha, öyle deyince ben. Ya öğretmenler çok sinirli ama zaten çok az para kazanıyorlar dediğimde o zaman o işi yapmayacak dedi. Ya çok iyi yaparak mağdur durumda olacak ya da o işi yapmayacak dedi. Hakkını arayacak o zaman dedi. Bir araya gelecekler ve haklarını arayacaklar. Böyle çocuklardan hıncını alarak olmaz diye. O kadar ciddi bir şekilde tavrını koydu ki. Ha dedim tamam abi. Yani Alaturka bir bakış açısı zarar verir topluma. Onun için burada gariban edebiyatı. Biz gariban edebiyatıyla çok iktidarı ele geçirmeye çalışıyoruz. Birini garibanlaştırıyorsun. Öbür garibanın... Mağdur edebiyatı. Mağdur, evet, evet. Mağdur oldum falan. Kullanıldım. Evet, mağdur olana çok fazla bir prim veriliyor. Hesapta veriliyormuş gibi yapılıyor ama... Tabii ki yine doğu toplumu olduğumuz için bu da ikiyüzlü bir şekilde cereyan ediyor. Neden? Çünkü sen mağdur etmeye devam ediyorsun ama sanki mağdur etmiyormuş gibi davranıyorsun. Ha, mağduru koruyan ama aslında en çok belini büken de... Aynı şekilde onun mağduriyetinden kendine duygusal kazanımlar ve iktidarlar elde eden kesim. Değil mi? Bu bütün hepimizde olan bir şey. Mağdur edebiyatı. Bu çok sıkıntılı bir şey ve biz Batı'yı neden... Mesela Tony mağdur edebiyatı yapmaz asla. Onun Bizanslı imajını yaratan da budur galiba. Değil mi? Yani bana haksızlık yapıldı demez miyim? Demezsin. Haksızlık yapıldı demezsin. Bir de mağdur oldu diye bir insanı fakir diye acımazsın mı insana? Ya ben her şeyi önüme alıyorum bak. Bak bu çok önemli. Fakir diye bir insana acımazsın. Merhamet gösterirsin ama acımazsın. Bu çok önemli. Hı-hı. İşte böyle yaptığın için nedir? Mesela kendi yaptığı şaraptan diyelim ki Tony verir. Tamam mı? Ama kendi yaptığı şaraptan. Gidip ona mesela şarap alıp vermez. Değil mi? Öyle bir şey yapmazsın. Ama kendi emeğinle yaptığın bir şeyi paylaşmayı daha çok seversin. Ne alakası var? Ne saçma sapan örnekler veriyorum. Dinleyici de oturmuş dinliyor. Koca koca insanlar utanmıyorsunuz da oturmuş bunu. Ya ben şöyle yapıyorum Ayça'cığım. Ben önüme alıyorum her şeyi. Yani hep geleceğe yönelik bir hale getirdiğim zaman bir anlamı kalıyor bende. Geçmişe yönelik küskünlükler falan. Geçmiş zaten bitik abi. Geçmişi kullanacaksın, ders olarak alacaksın o kadar. Gübre mesela geçmiştir. Hayvan bir kere çıkarmıştır. Peki, ama faydalıdır. Bir şey faydalıdır sana. Bak. Bak ama korkmadan cevap ver. Gerçekten söyle. Geçmişe bak, şu güne kadar şöyle yapsaydım, şunu yapmasaydım çok iyi olacaktı dediğin ne var hayatta? Bana 3 şey söyle. Majör 3 şey. Bir kere yapmasaydım dediğim şeyler var mı? Bak gördün mü işte sen de pişmanlık duymayanlardansın demek ki. O Manisalı bir grup pişmanlık duymayan insan o güzel motosikletlerle buraya geldiler. Ben de duymuyorum abi. Yaptığım hiçbir şeyden hayatta pişmanlık duymuyorum ya. Ya ne yapayım? Elimde değil. Duymuyorum. Yani şöyle bir şey diyebilirim. Mesela üniversiteye geldiğim zaman iktisat, ticari bilimler gibi dandik bir fakülte seçtim. Zaten onu da terk edip askere gittim sonra. Ne bileyim gerçekten ilgilendiğim edebiyatla
tiyatro ile ilgili bir üniversite okumak isterdim. Çünkü onunla ilgileniyorum daha çok. Çünkü sahip olmak değil, olmak peşinde olan bir adamım. Sahip olmak değil, olmak peşinde. Evet. Milyonlarca insanın yaşadığı bir şeyden bahsediyorsun. O bölümü değil, şu bölümü okurdum. Bir gün Memo'ya hamileyim, televizyon seyrediyorum paso, tamam mı? Ay, yine nasıl bir anksiyete dönemi. Ay, o hamileliğimde. Bir de akşamüstleri bir bastırıyordu bana, endişe krizi böyle. Ha, şimdilerde yaşıyor mu ara böyle, ara ara? Ondan sonra onun gibi böyle dönem dönem oluyordu bende. Ondan sonra orada da çok şiddetli böyle bir ilk 5 aya kadar korkunç bir anksiyete bozukluğu vardı bende. İlaç da alamıyorum, hamileyim falan. Akşamüstleri basıyor, hemen televizyon, ılık bir duş alıyorum, televizyon seyrediyorum. Titreye titreye göz altlarım simsiye olmuş, televizyona bakıyorum. Aa diye korkudan, yani güvensizlik hissi. Ben bu Memo'nun babasıylayım, tamam mı? Onun evinde yaşıyoruz. Ben bu herifle bu çocuğa nasıl bakacağım? Temel düşünce bu. Allah'ım, bilmediğim bir şey geliyor, karnımın içinde büyüyor ve ben ne bok yiyeceğim? Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. 4 ay sonra, 5 ay sonra hayatım hiçbir daha geçmiş, şu andaki gibi olmayacak. Peki kendine mi güvenmiyorsun? Onun babasına mı güvenmiyorsun? Onun babasına zaten güvenmiyorum, kendime hiç güvenmiyorum. Ondan sonra anneme gidiyorum, anne diyorum, şimdi çocuk doğacak, ne yapacağım ben, hani çok iddialı başladık, girdik bu yola. Kızım, ben sana söyledim, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O da üstüne gidiyor, aman bakılır bir şekilde canım diyor. Yani o herifle de olmayacağı o kadar belli ki. Yani ben o çocuğu alıp orada evden zaten uzayacağım, daha ilk 4. ayda belliydi. Peki o zaman annen sana şunu demedi mi, niye güvenmediğin bir adamdan çocuk yapıyorsun? Abi ben işte demedi öyle bir şey. Bak, annem bana hiçbir zaman öyle özel sorular sormadı Tony. Hiçbir zaman pişmanlığa yönelik, özellikle çocuk konusunda her zaman çok olumlu baktı. Hatta abimin karısı, sen bu çocuğa bakamayacaksın, bence yol yakınken hallet bu işi falan gibi şeyler söylemiş. Neyse, Allah selamet versin. Ondan sonra annem hiçbir zaman bunu söylemedi. Dedi ki, her zaman çocuk sana iyi gelecek bir şeydir. Mutlaka bu çocuğu doğur dedi. Ayça, bu çocuk bir şekilde bakılır dedi. Çok güzel de bakacağına eminim dedi. Ama şunu bil ki, hiçbir zaman şimdiki gibi o sorumsuz hayatın olmayacak dedi. Ama çok daha güzel bir hayatın olacak dedi. Bak, hep bunu söyledi annem, Allah razı olsun. Ya bu çocuk mevzuna gelince benim bununla ilgili çözmem gereken bir şey var ya. Çok, yok bir şey abi. Çok üzünleniyorum ya. Niye böyle oluyorum? Ben bence çocuk niye konusuna gelince çok kötü oluyorum. Hep böyle, hep bunu hissediyorum. Böyle sanki daha fazla anne olmalıydım gibi. Halbuki ya bir kere hep geçmiş, başındaydım yani, kötü de değildi işte. Niye geleceğe bakmıyorsun? Şöyle olmalıyım demiyorsun da olmalıydım diyorsun. Niye gelecek peşinde değilsin? Ya geçmişte de, hesaplaşıyorsun. Hiç bana hiç yüz vermiyor ya Memo. Ben bunu çok çocukken hep yan yana yatardık bilmem ne. Hep böyle bir ilişkimiz vardı. Çok güzeldi. Şimdi hiçbir ilişkimiz kalmadı. Ama artık onu... Çok özlüyorum onu. O erkek oldu artık. Çocuk değil abi. Artık o delikanlı oldu. Tabii ki yan yana yatamayacaksın. Bunu anlamadım. Yan yana yatayım demiyorum, evet, da... Hiç değilse bir iletişim halinde olabilmek istiyorum. O zaman iletişim halindeyken onun hareketlerini daha dikkatli yönet. Onu eleştirmeden konuş onunla. Sen Memo'yu gördüğün an eleştiriyi basıyorsun. Farkında değilsin ama. O da hemen gard alıyor bundan sonra. Abi, o odanın hali ne ama? Bak şimdi başladın yine eleştirme. Gördün mü? Duramıyorsun eleştirmeden. Senin de bir sürü hatan var Ayça. Ya benim de var. Ben bir şey söyleyeyim. Galiba benim terapiye falan gitmem lazım. Bu konuyla ilgili içimde derin bir hüzün var çünkü. Ne, git. Tamam, git. Bedriye Hanım'dan böyle bir terapi al mesela. Ha, ilacımı içmeyi unuttum. Bak, zırlayınca ortaya çıktı. Evet, dün ilginç bir olay olmuş. Mesela bak şimdi bir dakika dur. Maşallah, özlemlerin, denizlerin, şimdi aile yaşantısına baktığım zaman mazbut insanlar. Hakikaten Türkiye'de böyle tam bir Türk, prototip bir Türk ailesi, değerleri olan, işte aile değerlerini şey yüksek tutan bir Türk ailesi deyince Deniz ve Özlem İşler ailesi, maşallah, hani neden cübbeli deyince onlar şimdi görüyorum, tamam mı? Ve sonra bir bakıyorum abi, şimdi onlar kızlarını, ikinci kızlarını nişanladılar, ona ev hazırlıyorlar falan. Ama bütün kuralları, toplumsal kuralları yerine getirdiler. Şimdi geldi kızın ailesi istemeye, ailesiyle ahbap oldular. Bak, bizde böyle bir şey zaten mümkün değil. Yani böyle bir, hani herkes kendi, ben anneme telefon açtım, anne ben hamileyim.
Ya bu benim için çok tabii ki güzel bir şey ama sonuçta da bunun mesela pişman değilim asla. Biraz önce pişmanlık dediğim şey buydu Tony. Pişman asla değilim ama bunun yanında getirdiği bu psikolojik yüklere hazır değil benim psikolojim. Yani o kadar çok psikolojik bir yükü var ki aslında çocukluğumdan beri getirdiğim. Ve çok da memnunum. Başka bir hayat yaşayamazdım ben. Hani özlemlerin hayatına beni koy burada. Ben çığlık çığlığa kaçardım. Ama şimdi bakınca çok hoşuma gidiyor. Huzurlu burada kahvaltı yaparken, yemek yerken onların o huzuru tabii ki çok içime büyük bir boşluğu kaplıyor. Akrabam hani insan gibi akrabamın evine gelmişim gibi hissediyorum. Hani hiçbir zaman bizde kavgasız bir ortam olmadı, akşam yemeği olmadı. Tabii ki bu çok büyük bir gedik. Ama mesela böyle bir şeyde bana gelip isteyecekler beni. Yok efendim bana oradan çeyizi yapılacak bilmem ne. Böyle bir şey yapılsa da ben çığlık çığlığa kaçardım herhalde. Ama bu da çocukluktan itibaren getirilirse. Mesela şimdi bakıyorum Gamze'ye. Ne kadar hareketleri, Gözde de öyle. Çok oturaklı çocuklar bunlar. Hep böyle kararlarını sağlam alıyorlar. Bakıyorlar, es veriyorlar. Bak galiba bu es verme müzikte de çok önemli bir şey. Bende es yok. Hep o boşlukları kontrolle tamamlama var. Hep bir panik halinde o boşluktan kaçma var bende. Yani sana çeyiz yapılsa sen bunu kişiliğine yöneltilen bir saldırı olarak mı gördün? Evet. Çok garip bir şey. Abi bana ağda lafı bile edemezdi annem ya. Sütyen lafı edemezdi. Ben böyle koca kız oldum artık memeler dışarıda geziyorum. Hala sütyen lafı ettirmiyordum kendime ya. En son utandım da dedim ben gideyim de şuradan bir kendime şu zamma zingodan alayım bari diye. Annemden çok gurur meselesi yapardım. Rumenige gibi kıllı gezerdim abi. Bak şeyde sahilde kızlar böyle ağda yaptırmışlar. Anneleriyle gitmişler. Anne şimdi de şu ağdayı da bilmem ne. Annemle ben böyle bir şey konuşamadığım için böyle herif gibi gezerdim herkesin yanında ve çok ne hissederdim hadi biz de bu şekildeyiz diyerek ben bunun altını sağlamlaştırmaya çalışırdım. Sonra Ayça niye erkek? Sonra Ayça neden tecavüzcü Coşkun? Ya da işte Aziz Üstel. En kibar zamanlarımda Aziz Üstel oluyorum. Bak bir dinleyici yazmış ki bütün bu normal normlara karşı çıkıp normal bir hayat istemek zor tabii ki diyor. Tabii ama normal bir hayat değil de işte hiç değilse daha az anksiyeteli bir hayat. Ben normal bir hayat dediğin nedir ki? Şimdi biz Tony ile olabilecek en normal hayatı kurduk tamam mı? Belki de benim biraz dellenmelerim de bununla savaşım içimdeki. Evet bir ama... Normal hayattan çok sıkıldığını söylüyordun. Evet, normal hayattan ben bir yerde... Aile yaşantısı bana göre değil. İşte pandeminin getirdiği sıkıntı bu aslında. Pandemi yokken biz normal aile yaşantısı gibi değildik. Ama evin içine ne zaman tıkıldık? Bizim o bütün dünyaları gezmelerimiz kesildi. O zaman senin mazbut Tony. Çünkü sen de Özlem'le Deniz İşler ailesinin Hristiyan versiyonusun çünkü doğru, sen de. Doğru. Aynı sizin ailenin Hristiyanı bunlar. Bu sen Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyorsun ya güne. Bu da Ave Maria diyerek başlıyor. Başka tek fark bu abi. Bak sen hep pişmanlık yaşamamak için bir dinleyicimiz şahane bir cümle yazmış. Elinden gelenin iyisini yapmak yeterli. Sen bunu yaptın mı ona bak. Abi her zaman elinden gelenin iyisini yapmış oluyorsun. Her zaman oluyorsun. Yapmıyorsun işte. O zaman üşeniyorsun. Ona bakarsan. Üşeniyorsun. Yok yok. Her zaman elinden gelenin iyisini yapmış. Ne bu vurun kahveye mi oynanıyor? Ben size beni eleştirin mi dedim hıyaraları. Herkes kendi açısında götüne baksın. Sanki toplum çok şahane çocuklarla dolu da siz de böyle birdenbire kendinize benim üzerimden mükemmel anne babacılık oynamayın lan öyle sizi de görüyoruz buradan hıyaraları. Bak Ayça'ya ağır yorgan tavsiye ediyorum. Anksiyeteye birebir. Hiçbir anksiyete giremez içeri diyor. Aa, hakikaten kütük gibi yorganlar ve yastıklar vardı. Şimdi bu şeyde de iki çeşit yastık vermiş Özlem bize. Biri sert, biri yumuşak yastık. Ya ne kadar her şey düşünülerek yalnız misafirperverliktir abi. Şimdi dün de dişimizi ameliyat, Tony, ben de ameliyat oldum bu arada. Baya Özgür dikişler attı. Ama çok iyi abi, hiçbir şey hissetmedim ya. Ben eskiden gittiğim bu dikiş atılmalı şeylerde, ameliyat gibi olan şeylerde yüzüm bu kadar şişiyordu, tavşan gibi oluyordum. Tavşan. Hı. Abi hiçbir ne bak bile içmedim. Ağrı kesici içmedim ya. Maşallah. Yani oğlanı hakikaten çok iyi bir doktor bu Özgür. Neyse işte dün gece ama yine de yüksek yatayım dedim. Bir tanesi anneannelerimizin evindeki sert yastıktandı. Ben o bir hoşuma gitti. Sanki anneannemin evi, babaannemin evinde. Anneannemin evinde benim galiba en büyük huzur eksikliği neydi biliyor musun? Neydi? Anneannemin evinde yoktu, ağır yastık yoktu. Anneannem Almanya'dan kuş tüyü yastığa alıştırmışlar anneannemi. Çok küçük burjuvaydı benim annem ve anne tarafım çok küçük burjuva. Annem değil, annem küçük burjuva değildi benim annem. Çünkü tam bir Rus pazarı gibiydi. Bak Rus pazarı siz hatırlamazsınız belki, hatırlar var mıydı İstanbul'da?
Abi o Trabzon'da ilk açıldığı günden itibaren Rus pazarına devam etti. Bizim çünkü Trabzon'da oturuyorduk biz biliyorsunuz. İlk çocukluk 10 senem orada geçti. Ve Rus pazarı diye çelik Rus pazarı. Devlet Malzeme Ofisi'nin bu Özal gelene kadar ki malzemeleri. Annemde hiçbir lüksün L'si yoktu. Her şey olması gerektiği kadar, olması ihtiyaç kadar. Hiçbir şey birazcık fazlası değildi. Işık mı? Floresan'ın en gündüz ışığı. İşte bilmem ne mi? Asla bir süse yer yoktu annemin hayatında. Dekoratif hiçbir küçük burjuva, hiçbir şeye yer yoktu. Bu benim hoşuma gitmiyordu ama. Rus pazarı yoktu. Beyazıt'ta Romanya pazarı varmış. Romanya pazarını bir... Ya o Romanya da ama komünistti değil mi? Evet. Onun için o da tamam aynı şey. Bir mikroskop almıştık biz Rus pazarından. Bir tane istemiştim ben. Abi mikroskop bir geldi çelik mavi. Böyle yerinden kalkmıyor. Hiçbir şey de göstermiyor ama yerinden kalkmıyor. Rus pazarının ve Devlet Malzeme Ofisi'nin en büyük özelliği yerinden kalkmayan çelik şeyler. Hiçbir süsü olmayan, estetik değeri sıfır olan ama onların da kendi içinde bir estetiği var. Şimdi Berlin'e gittiğimizde Doğu Almanya Müzesi'ne gittik. Abi muhteşem. Oraya gidip de Berlin'e gidip de Doğu Almanya Müzesi'ne gitmezseniz yuh olsun size. O kadar muhteşem ki 1970'lerdeki bizim hayatımızı gösteriyor. Öyle güzel ki ben bayıldım. Öyle kendimi buldum ki. Ve şimdilerde de aslında hani o retro dediğimiz şey hem kıyafetlerimizde hem de ev eşyalarında da hani o deve tabanını da şimdilerde moda yaptılar ya bitki. Ya ne saçma, bitkinin modası olması bir açıdan hoşuma da gidiyor aslında, biliyor musun? Deve tabanı modası var. Şimdi o bile geçiyor hatta. Şimdi şey moda, kaktüs toplamak, kaktüs yapmak. O her zaman... Küçük küçük kaktüsler. Edison öyle bir şeymiş galiba. Öyle bir... Edison'la ne alakası var? Edison'un kaktüs koleksiyonu varmış. Onunla ben bir röportaj yapacaktım da bana onu demişti bir muhabir arkadaş. Ha onun kaktüs koleksiyonu var. Ben de şey demiştim ya, koca herif ne alakasız mahalle karısı şeyi koleksiyonu bu. Bir de peçete koleksiyonu olan teyzeler vardı. Arkadaşımın anneleri, annem aman o neymiş öyle mahalle karısı gibi derdi. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen mesela diyorsun ki ben çeyiz kız olsam çeyiz yapılsın istemem diyorsun. Tamam mı? Abi, şimdi pileya bitkisi modaymış. Pileya neyse pileya. Pileya. Zaten. Ve geçen günde dedin ya kim milyoner olmak isterdi senin eşin olarak katılmama da hiç hissindiremedim. Abi yani içime. Ya peki şöyle kadar... seyirci olarak gitmek bir garibime gitti ama tamam onun egosunu yendik. Sadece ben bir sonrasında kavga çıkarma amaçlı senin için bak çiğ et yerim, çiğ tavuk yerim. Senin için seyirci olarak bile katıldım bir programa dedim. Yani bu o kadar normal bir şey ki benim bundan şey yapmam, rahatsızlık duymam. Çok normal abi. Evet. Çok normal. Kralık belki. Bak bundan rahatsızlık duymam benim kralığım. Tamam mı? 90'lı yıllar şey ya, kötü düşük bir his tabii ki egonun bundan rahatsız olması. Hoş bir şey değil farkındayım. Tamam işte onun farkında olduğum için de katıldım geldim işte daha ne yapayım. Tamam. Ama içimdeki duyguyu sana anlatıyorum. Abi ben galiba bu duyguyu da anlatmamalıyım. Çünkü ben çok fazla her şeyi açık ediyorum o zaman. Halbuki yaptığın bir şey üzerine bile yapmamışlık hissi yaratıyorsun o zaman. Hı. Evet. Ama kaktüs güzelmiş. Memo'nun vardı çocukken kaktüs koleksiyonu. Bak Meral hemen yolladı kaktüslerden bir tane bize. Resim. Çin ağacı, pileya. Fotoğraf özlemişler. Özlem Hoca Efendi şu anda bize. Çin para ağacı. Parlak ancak direkt olmayan güneş ışığı severmiş. Para ağacıymış bunun adı. Hadi ya. Pileya para demek herhalde. Bakayım ondan güzel mi? Güzel bir bitki. Finans sektöründekiler ha, çok alıyorlar. Abi bunlardan. Çok güzelmiş ya bu ne kadar güzel bir bitki böyle. Ya bir şey söyleyeyim ben galiba en üst katta şeyi atölyeme bitki koyacağım Tony. Onu birazcık bitkili hatta ne yapayım biliyor musun hiç bitki koymayayım. Fasulyeden bitki yaratayım. Evet. Çocukken bana çok romantik gelirdi o. Bitkiyle uğraşmak bitkinliği alırmış zaten. Dıt 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 dıt. Hey. Doğru ama. Evet Rus pazarı varmış abi. Salı günleri kurulurmuş şeyde. Kadıköy'de kurulurdu galiba. Salı pazarında tamam. Cumartesi günleri kurulurmuş. Tamam bak Kadıköy'de Salı pazarının olduğu yerde kurulurdu hatırlıyorum. Ama siz Trabzon'da kurulan tabii çok daha başka birinci elden geliyor. Daha geliyor taze taze malın dumanı üstünde. Sonra kalanlar İstanbul'a geliyordu. Trabzon'la yedirirler mi? Önce Trabzon'dan satılıyordu sonra gele aşağı doğru İstanbul'a geliyordu oradan satılıyordu. Ve Rus pazarında satılan ürünlerin renkleri de çok ilginçmiş. Soluk açık bir mavi evet. Ve bordoya kaçan bir kahverengi olur. Evet burada. Evet çok iyi biliyorum.
İşte biraz önce dediğim o çelik mavi dediğim işte soluk mavi. Sen hiç gittin mi demir perdeye 80'den evvel? Yani yıkılmadan önce hiç demir perde ülkelerine gittin Yok, mi? Yok, ben ilk yurt dışına çıktığımda 19 yaşında Almanya Münih'e gitmiştim kuzenlerimin yanına. Ondan sonra da orada bana kötü alışkanlıklar yaptılar. Ben daha ilk kötü alışkanlığımı 19 yaşında abi bir üşüttüm sonra. Bağrım açık beni şeye götürdüler, bir yerlere götürdüler. 15 gün ben hasta yattım. 15 günlüğüne gitmiştim. Hiçbir yere gidemeden hasta yattım Tony. Ve hasta yatağımda kötü alışkanlık yapıyorlardı bunlar. Evin içi punk dolu böyle. Punklar giriyor çıkıyor bunlar böyle orada böyle sigara içiyorlar falan böyle. Ben de ilk sigaramı orada içmiştim. 19 yaşında hasta hasta böyle hiçbir şey de anlamıyorum. Sen 19 yaşında mı içtin ilk sigarayı? İlk evet. İyi geç yani. Ama başlamadım. Sonra başlamam benim 25-26 yaşında ilk paketimi aldım kendime. Ondan sonra ilk seri tüketime ne zaman geçtim söyleyeyim. 2004 yılında geçtim. İlk seri tüketime yani bir paketi bitirme ve ikinci pakete geçme tüketimine. Çünkü sabahları programa gidiyordum, tamam mı? Radyo programı yapıyordum. Sabah 7'de başlıyordu. 7-10 arası. Ya şimdi bir de o kadar şey ki böyle bir arkadaş çevrem bitmiş. Ya çocuk yapmak öyle de bir şey. Bütün arkadaşlarım serseriydi benim. Ve çocuk yaptıktan sonra var ya sanki düğmeye basılmış gibi kesildi arkadaşlıklarım. Düğmeye basılmış gibi kesildi. Çünkü çocuk onların hayat boyu kaçtığı ve yüzünü bile görmek istemedikleri bir hayat biçimiydi. Öyle olur. Bir de mesela evli olarak görüşen çiftlerde de birisi ölürse karı kocadan o şeyden de aforoz edilirler. Boşanırsa da. Boşanırsa da aforoz edilirler. Evet. Aha. Şimdi diyelim biz boşansak Allah korusun da. Hani mesela Özlem'le Denizler'le de görüşmeyiz artık değil mi? Öyle oluyor genelde abi, hangi birimizle görüşeceksiniz? İkiye ayrılıyor yani, iki kişiyi mi bu sefer servis? Tabii çok insan var böyle, bizim mesela şu andaki çevrem tamamen biter benim. Ama Tony evet, hemen manita bulup onlarla görüşmeye devam eder. Hemen başka birini bulur ve onunla devam eder görüşmeyi diye düşünüyorum. Kim bu? Bir güzel bir kız var burada. Günaydın. Aycan sen Günaydın misin? Günaydın Ayça. Evet benim. Ne Aycan sen benim? Bir şeyler yaptırmışsın yüzüne. Sen değişmişsin. Sen eski Aycan değilsin. Ne oldu? Sen bir çenene dolgu mu yaptırdın abi? Onu yaptırmıştım daha önce ama bu dolgu uzun süre kalıyor. Bir dakika, sen elmacık kemiğine bir şey yaptırmışsın galiba. Çok güzel görünüyorsun ya, yalnız ne yaptırdıysa. Yok yaptı, yani şu aralar yaptırmadım da 2 sene dayanıyor zaten bu dolgular. Tamam süpermiş. Peki ne haber Aycan? İyi, senden ne haber? Biz Aycan'la horon kursuna gitmiştik ama o zamanlar radyo karavan yoktu böyle çok eskiden. Ondan sonra horondan tanışıyoruz ya. İçe çalan Tarkan yakışıklısı şey vardı, hatırlıyor musun? Karadeniz hocamız. Çok yakışıklı çocuktu o değil mi? Sen onu niye manita yapmadın? Başımızda kemençe çalıyordu ve biz horonda ayırıyordu, iki ayrı yere konuşuyoruz diye. Ama bir şey söyleyeceğim. Aslında tam senin kalemin çocuktu ama kralık var mıydı? Kral da değildi. Ne yap? Ama o zaman benim işte şey Rizeli erkek arkadaşım vardı. O yüzden horon kursu. Ha, sen onun için götünü yiymişsin geliyordun kursa. Sen ama erkek arkadaşlarına hep çok önem verdin değil mi Aycan? Hep çok önem verdim ya Tuna işte. Aynen. Bazen şey bile yaptım. Böyle karakter değişimine uğradım galiba. Ha, onlar için karakterini de mi değiştirmeye çalıştın? Ya karakter değil de böyle işte hani mesela o erkek arkadaşım oturup böyle rakı bira falan çok seviyordu. Bir anda kendimi böyle haftanın 3-4 günü şeyde buldum. Rakı masası. Böyle çok hoşuma gidiyor gibi. Hemen böyle bir şerefe. Yani öyle bir zaman. Halbuki ben böyle bayağı spor yapan, aşırı sağlıklı beslenen falan bir. Sen bir de kadın yurt dışına gidiyor. Zopacı neydi senin yaptığın sporun adı? Jiu-jitsu yapıyorum. Aynen, yurt dışına turnuvalara falan katılıyorum. Jiu-jitsucu Tony. Evet ama sonra sen bir de evlenip dolandırıldın değil mi? Ya o dolandırılma şöyle. Tam olarak o kişi değildi aslında yani. O anlatmıştı ya birisi. Evet. Bir profil. Tam o kişi değil ama aynı profilde biriyle ben de. Yani aynı tarzda biriyle. 2 senemi getirdim ya, 2 sene. Abi. Ve böyle neler neler anlatsam. Peki yani, Aycan nasıl ayrıldın abi? Ben bu ya o boşandın mı şu anda, bitti hastalıklı mi? Hastalıklı ilişkiden ayrılmak ne kadar zor bir şey ya. Bir hastalıktan kurtulmaya çalışmak gibi. Kesinlikle öyle ve böyle hani somut net böyle gördüğüm ve şey yaptığım çok manipülatif bir kere. Ne yakalasam ne şey olsa bir şekilde ben de demek ki açığım
hani o aralar beni birisi... Sosyopat mıydı bu Aycan? Neydi? Sosyopat mıydı, narsist mi? Böyle bir hasta bir ya, şey var narsist, orada. Narsist, inanılmaz narsist. Sosyopat beklemem ama çok böyle şey ya, yani, öbürsün kendisi böyle çok yukarıda vesaire. Ama yani çok somut bir şey yakaladıktan sonra artık... İki tane üst üste yakaladıktan sonra geçmişe dönüp diyorsun ki bu da böyleydi, bu da böyleydi. Ne yakaladı? Ya bir en sonu komik de birisi çok komik. İşte o ara bir tane hamile kedi aşağıda vardı. Çok soğuk geçten böyle işte kış. Hani dedim hamileliğini bende geçirsin. Aldım böyle eve soğuk diye. Hı hı. Sonra gittim eve. Biz beraber çıktık dışarıya. O da bendeydi. Sonra geldim ben tek başıma. Kedi evde yok. Üzüntüden böyle ağlayacağım. Nerede acaba dedim, öldü mü bir çekmecede mi? Yedi mi lan yoksa? Hayır. Evet. Ama şöyle bir şey var. Evimin anahtarı da sadece onda var. Yani diyorum ki bak böyle böyle kedi yok evde. Bana böyle bir kediye bile bakamıyorsun. İşte sen nasıl işte hayat kuracaksın? İnanılmaz suçlayıcı böyle şey, ağır ithamlar. İşte evinde bir kedi vardı. O bile vesaire. Peki evli sonra... değil misiniz o sırada? Nasıl? O sırada... O yok evde. Ben tek başıma eve döndüm. Evli misiniz? O sırada evli misiniz herifle? Hayır. Değiliz. Evlenmedik. Ha, yani siz manitaydınız, tamam. Bir dakika, sen bu adamla hiç evlenmedin yani, değil mi? Hayır. Ama iki sene ama beraberlermiş iki abi. Aynı neredeyse şey. Beraber evet yaşıyorduk vesaire. Sonra işte artık arkadaşım geldi. Dedi ki Aycan bak bir tek onda var. Kediye baktık. Ben gece 3'e kadar aradım. Bütün siteyi aradım. Yok. Ondan sonra gittik senin güvenliğine, dedik ki böyle böyle bir plaka, girip çıktı mı içeriye. Abi gelmiş, bir şey unutmuş evde, almış. Muhtemelen o sırada kedi de kaçtı yani bir anda kapıyı açınca. Ve ben bunun plakasını yakaladım girip çıktığını. Bu ilk şey. Diğeri daha komik. Arıyorum böyle bundan bir ay sonra falan. Bunda bende yani uyandı bir şey. Sonra aradım, dedim ki neredesin? İşte konuşuyoruz vesaire. Yoldayım diyor. Ama ben böyle aradım, İtalyanca bana şey döndü. Hani aradığınız kişi ulaşılamıyor vesaire gibi bir şey. Mesaj geldi telefonla arayınca. Evet. Sonra yoldayım vesaire dedi. Sonra nerede yoldasın? Diyor ki Gebze'den babamla dönüyoruz. Aynı arabayı açamıyorum. Gebze diye. Arkadaşlar o kadar daha geçiyor. Gebzello diye böyle bir İtalyan kasabası oluştu aramızda zaten. Sonra çocuk şeyde çıktı ya, Milano'da çıktı. Oradan Venedik'e gitmiş. Peki falan Manita ile gitmiş herhalde başka bir. Ya bilmiyoruz işte, diyor ki yok kuzenim muzenim. Ya hele belli yani, ki Manita ile gitmiş ya. Niye saklasın ki biz? 6 ay önce evlendi bu çocuk. Ve bana ilişkimiz boyunca kuzenim dediği kişiyle Ayça. Ha. Vay evet. Puşt. Abi ne gerek var ya, değil mi halbuki ya? Ne çok gerek hoktan, var ya? Aynen. Ya bir sal aynen beni bırak yani orada. Ama işte ben şey yapmıyorum ya, çok kendime de alıyorum böyle durumlarda suçu. Yani ben de diyorum ki böyle. Hiç. Zaten bir şey söyleyeceğim. Narsistlerin en büyük özelliği suçu seni alıp göklere çıkarıp yere çakarmış göklerin tepesinden. Ya, evet. Ve sen de kendini suçlu hissedermişsin. Zaten en büyük özelliği bu narsist. Yani kuzen düzen çıktı. Kuzen düzen çıktı. Bir anda böyle çok güzel vesaire hissettiriyor. Sonra diyor ki ya sen de biraz çok spor yaptığın için biraz tıknaz gözüküyorsun ya. Bacakların kısa falan diyor. Bir anda böyle. İşte o şeyden. Ondan o. Narsistlikten. Evet. Hıyara. Evet. Sınasıştıklarım. Neyse yaş kaç şimdi Aycan senin? 37. Hiç evlendin mi? Hiç evlenme. Klasik Tony'nin sorusu geldi. Evlenmedim. Ya ben de böyle bir evlilik aşamasına gelince bir böyle şey oluyor bir bana da böyle. Hani çok ay evleneyim olmuyorum ama birisi olursa bence artık yeter, evleneceğim. Karar verdim. Bunu söyleme, çok korkuyorlar. Ay ya korksun, korkmayanla evleniriz ya. Ay işte hepsi korkuyor, hiç söyleme bunu bence. Valla. Tabii abi hepsi korkuyor, deli misin? Hiç söyleme. O çok önemli ya onların evlilikleri, götümü kenarları, kendi boklu donları yıkanacak ya, gelecek. Ya benim daha önemli ya, 37 yaşıma kadar gelmişim, hiç böyle şey yapamadım böyle. Heh, bu falan dediğim bir kişi oldu sadece, o Rizeli horoncu. Evet. Onun da olmadı yani. Ben de bu kararı aldıysam. O horoncu niye bitti peki? Dedim. Madem iyiydi de aranız, neden bitti? Ya onunla da böyle şey oldum. Önce o çok kıskançlıklara başladı. Ben hiç öyle bir çıktım. O köylü ben çıktı. Daha çok yaptım. Dakika, sonra o daha çok yaptı. Ben daha çok yaptım. Böyle şey tırmandırdık yani gereksiz o şeyi. Kıskançlığı.
Evet, yani üst üste şey, herkes birbirinin bir üstünü yaptı falan. Ya ben neye bile inanıyorum biliyor musun Aycan? Eğer bir ilişkide arızalar çıkarılıyorsa aslında içten içe o ilişkinin sana uygun olmadığını düşündüğün için çıkarıyorsun evet. arızaları. Demek ki uygun olmadığını düşünüyordu bilinçaltın. Boş ver, has olmuş. Kız arkadaşına taktım böyle bayağı yaşlı bir kız, böyle mesajlarına yapıyorum. İşte geldi çocuk eve, rahat yerimi giymiştim. Böyle seks hikayeleri anlatıyor benim erkekler. Saçma bir şey yani, belki hiç takmamak gerekir ama o dönem takmıştım yani ben de bunu. İşte erkekler bunu çok seviyor bilmem ne. Hani böyle şey uzun uzun. Anladım, adamı azdırmaya çalışıyor. Ya değil belki ama böyle kız. Nasıl değil canım? Ha bir dakika, onun senin kız arkadaşın mı bunu yapıyordu? Hayır abi, boyfriendine eski kız arkadaşı diyormuş ki erkek arkadaşım geldi. Jaltiyak taktım falan diyormuş. Abi denir mi lan bu? Saçma değil mi ya? Ben de böyle. Sen nerede? Yani. Telefonda mesajlarında mı okuyordun bunu? Evet, gördüm birkaç kere. Aa, peki, ben Aycan, olsam bu, ağzına ederim ben. Tamam boş ver. Bu Aycan pek şeyden olabilir mi? Belki de seni kıskandırmak için herif söylüyordur böyle mesajlar. Mesajlarını atmışsın. Görmüş ama. Yok. Dinlemedin hayır, ki gizli. Benim dediğimi. Hayır, herif söylemiyor, gizli. Bu arada kız eski erkek, eski kız arkadaşı değil çocuğun. Arkadaşı yani. Ha. Ama garip bir arkadaş. Allah Allah. Mesela o... yan yanıyız. İşte hani beraberiz Aycanlıysan demiyor yani. Aa, tek başımayım ben de oturuyorum. Ya bu şey. Aman en sevmediğim şey bu profil, anladın mı bunu? Aynen. Var böyle, herkesin de başına gelir böyle bu bir kaypak, yavşak. Kaypak profili, kaypak. Aynen, tam kolpa ya. Herkes benim olsun, hıyara. Al sana herkes senin olsun, göt üstü otur aşağı hıyara. Ha. Ama onlar da bir güzel boynuzlanır ki biliyor musun? Hepsini boynuzlarlar böyle böyle, hepsi benim olsun diyenleri öyle bir şapa oturturlar ki sonunda oh dersin, senin yerine başka bir kız intikamını alır ondan. Alır aynen. Benzer benzeri çeker. Peki Aycan'cığım, öpüyoruz, sağ ol aradığın için. Öpüyorum, bay bay. Hadi hoşçakal, bay bay. Çok da güzel bir kız. Abi bu Aycan da Botoks Türkiye'nin başında böyle aktif bir işi var, tamam mı? Böyle güzel şeyler. Onun için böyle tabii en iyi doktorları falan biliyordu. Dün biz şeyle, Özlem'le bir yere gittik abi. Bir doktor vardı. Benim bu bir şey var, bir işlem için. Bu kaşıma bir şey, dövme yapılmıştı. Onu sildirmek istiyorum. Ay anne ne yiyeyim ya. 3 senedir geçmiyor. Ondan sonra gittik abi. Kadın dedi ki işte şu kadar, o kadar acıyor ki dedi. Bak gider gitmez ne kadar acıyor. O kadar acıyor ki dedi. Ana biz çıkalım dedik. Derken kadın, doktor kadın... bir çıkardı maskesini, her tarafı yapılı, her tarafında o kadar çok işlem var ki ben sandım ki bizi oraya şey kelepçeleyecekler ve her yerimize bir şey yapacaklar, öyle bir esir düşmüş gibi hissettim ve birdenbire kaşarak çıktık oradan. Abi kaç böyle o kadar büyük bir iç sıkıntısına düştüm ki size anlatamam, cehenneme düşmüş gibi korktum oradan. Çünkü benim gibi psikopat tiplerin tabii sonu dipsoman olunca Tony, hem içkiyi hem her şeyin bokunu çıkarırsın biliyor musun? O yüzden benim hiç öyle şeylere bulaşmamam gerekiyor. Bugün ne var şimdi programda? Ha bir de kafana ne yaptım? Bir şey var mı bugün yeni aktivite programınızda? Bugün yola çıkıyoruz çünkü İzmir'e dönüyoruz artık. İstanbul defteri kapanıyor bugün bizim için. Bayağı bir 4 ay falan gelmeyiz herhalde artık. Belli olmaz gerçi, ben seslendirmelere falan gelebilirim. Bu aralar biraz böyle bir şeyler söyleniyor. Ondan sonra ama evden yapabildiğimiz kadar bu seslendirmeyi yapıp işte mümkün mertebe tabii artık Covid ortamında gelmemek lazım. Bu arada ilk aşı dün yapıldı, Covid aşısı İngiltere'de. İngiltere'de 90 yaşında bir kadına yapılmış. Heh. Çok güzel. İlk defa yapıldı ve artık bizim de böyle içimizde çok ufak da olsa bir ışık, güneş ışığının huzmesi göründü. Yeter artık ya, tövbe estağfurullah. Bak 90 yaşında bir kadın bile geleceğini düşünüyor. Ne yazık. Aşı yaptık. Ya 90 yaş bize çok yaşlı geliyor değil mi? Allah bilir 90 yaşında olan birine çok yaşlı gelmiyordur ama. Evet, bir o zaman hayatla ilgili bir şarkı çalayım sana, İtalyanca. La Vita Mia. Benim hayatım. Aa, çok güzel şarkı, ben çok severim bunu. Amedeo Mendes. La Vita Mia. Hop, plastik top. Evet. Evet, dün enteresan bir olay yaşandı, ondan bahsedelim mi? Tamam. Paris Saint Germain Başakşehir maçında. Bu çok enteresan bir olay harbiden ha. Yani tam netleşmedi olay, biraz flu şu anda. Bilen biri varsa, net bilgisi varsa arasın yayını anlatsın bize. Çok şey etkileyici bir olay aslında. Sen aldın mı şeyini, antibiyotiğini bu arada? Almadım, programdan sonra alacağım. Haa.
Seni gidi seni. Olay maçın 14. dakikasında yaşanmış. Romanya Futbol Federasyonu'na bağlı hakemler yönetiyor maçı. Dördüncü hakem birinci hakeme gelmiş ve Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Vebo'ya kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etmesini istemiş. Tamam mı? Evet. Ve kararın ardından Vebo da hakeme tepki göstererek dördüncü hakemi kendisi hakkında ırkçı bir ifade kullanmakla suçlamış. Peki şahidi var mı? Şahit bu BBC'den okuyorum şu anda haberi. Bir black guy demiş galiba. Yuh. Siyah adam demiş. Vay. Ama Türk mü hakem? Yani Romanyalı dedim ya Ayça'cığım. Ha. Maçı Başakşehir ve Paris Saint Germain oynuyor. Romanyalı hakemler yönetiyor maçı. Dördüncü hakem var. O sağ dışındaki hakem. Romanyalı gibi. Belki de çobanlığından ama hakem olmuşsun. Bu uluslararası kurallara dikkat etmen lazım. Hani bizde de Arap deriz ya biz siyahi insanlara. Arap, şimdi bak sen de siyahi eskiden dedin. Black de siyah demek. Yani black guy ırkçı bir söylem mi sence? Evet abi, yani İngilizce'de olunca öyle demek ki. Bizde ama artık zenci denmiyor, siyahi diyoruz ya. Evet. Yani şu siyahi adam bana küfretti dese dördüncü hakem ırkçılığa girer mi girmez mi? Abi beni katmayın böyle şeylere ya. Ben çobanım, ben zaten devlet lisesi. Benim okuduğum okul bile kalmadı. İmam Hatip oldu ya, yapmayın beni lütfen böyle internasyonel etik değerlerinizle beni yargılamayın. Harbiden ben Hanzo'yum. Farz edin ki ben öldüm. Ve bunun üzerine takımındaki bazı oyuncular sahayı terk etmişler. Maç da iptal edilmiş. Bugün oynanacak ama kaldığı dakikadan oynanacakmış. UEFA'da olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılacağını açıklamış. New York'ta yaşayan dinleyicimiz ve İngilizce iyi konuşan dinleyicimiz Esra, black siyahi demektir ve ırkçı bir söylem değildir. Black diyor. Denir de black guy dediği için mi acaba? Hı. Şimdi o hakem, şimdi yeni yeni detaylar çıkıyor meydana. İngilizce'de nigger aşağılayıcı bir söylem. Evet. Fakat İtalyanca'da nero siyah demek ve Rumence'de de negro demekmiş. Negro siyah. Siyah demekmiş. Yani siyah, renk olarak siyah. Ve hakem de Romence'nin kurbanı olmuş. Yani oradaki negro lafı İngilizce'deki aşağılama olan nigger'la karıştırılmış. Anladım. Yazık, adamcağızın bir suçu yokmuş yani. Evet. Negro dedim demiş adam. Negro da Romence'de siyah demek demek. Evet. Yine de ama bir renk belirtmemesi lazım. Sporda ya Tony, futbolda filan futbol oynanıyor. Bir şeyler oluyor orada. Hı. Ondan mı acaba? Yani detaylar çıkacak meydan ama bak her türlü şeye açık olmak lazım. Hemen yargılamamak lazım insanları. Linççi olmamak lazım yani. Ana dilinin kurbanı olmuş diyorlar. Hasan Ali Toptaş. Büyük bomba. O büyük bomba. Onun da detaylarını beklemek lazım. Değil mi? Büyük bir yazar. Evet. Dün bayağı bir hakkında itham geldi. Çok ciddi bir şeyler söylendi. İki kadın kendi aralarında sosyal medyada beni taciz etti falan dendi. Şimdi olayın açıklamaları bekleniyor. Aslında onun yazar ajanı Barbaros'la konuşsak ki benim Instagram'ımda mımdan bir canlı yayın yapacağız ama ay sonuna doğru yapacağız Barbaros'la. Ayın 19'unda mı 29'unda mı öyle bir çekiliş günü. Barbaros Altuğ'yla bu meseleyi de konuşuruz ama onun öncesinde konuşsak güzel olurdu. Şimdi Berlin'de o kaç saat geri Berlin? 2 saat mi geri saati? Uyuyordur, bu saatte aranmaz. Tabii yarınki programı ayarlısın onu. Evet, ama bir şey diyemez ki. Ya detay bilmeden bu konular hakkında konuşmak saçma. Ya biz haber veriyoruz abi. Biz böyle bir şey olmuş, gerçekliği var bilmem ne demiyoruz. Sadece böyle bir itham edildi. Dün sosyal medyada kadınlar kendi aralarında konuştular ettiler. Ben de çok ilgiyle izledim. Hadi ya filan diyerek. Evet bak, bir Sivaslı dinleyicimiz diyor ki bana esmer kadın deseler alınmam diyor. Siyah adam denmesi de normal bence diyor. Siyah zaten deniyor, black deniyor. Yani o kadar, evet, renklerden de kaçmamak lazım abi. Yani beyaz, bir siyah, i̇şte bir o beyaz yürürken kim daha yakışıklı dediğinde bir kadın beyaz olan diyebilir yani. O alınmadığı gibi siyah olan da. Negro demiş demek ki Tony. Hı-hı. Evet, yayını aramak isteyen varsa bak ne güzel, demin konuştuk Aycan'la. Siz de arayın, konuşalım. 0533
Kabul etmiş zaten diyor iddiaları Hasan Ali Toptaş. Bilmiyordum taciz olduğunu demiş. Olay ne, sen biliyor musun olayı? Aa, o kadarını bilmiyorum. Bir bilen arasın, bize anlatsın şunu ya. Bunun taciz olduğunu bilmiyor muymuş? Neyin ama, ben hiçbir bilgim yok. O konuda benim de bilgim yok. Sadece beni taciz etti bilmem kaç yılında dedi. Öbürü de dedi ki beni de taciz etti dedi filan falan. Bize bu konuyla ilgili bilgisi olan bir edebiyat ajanı varsa aranızda magazinine girelim birazcık işin. Ama çok büyük bir yazar, çok iyi bir yazar. Ama tabii ki bir yazarın büyük oluşu onun karakterini belirlemiyor. Belirlemiyor. Ama ben yine de karakteri düzgün olan insanın sanatının da düzgün olacağını inanmak istiyorum. Yani şöyle, şimdi burada bak, değişik bir bakış açısında olan bir başka bir Esra var. Bizim New York'ta Esra Black denir diyor. Black normaldir. Herkes siyah diyor. Türkiye'de de, Türkçe'de de siyahi diyoruz yani. Öyle değil mi? Fakat yerli bir Esra'mız var. O diyor ki yok diyor. Tamamen suçludur diyor. Kişiyi tanımlarken siyah ya da beyaz diyemezsin diyor. Şu kişi otursun demesi doğru lazım diyor. Doğru söylüyor. Ben katılıyorum ona. Yani şey gibi, sen diyorsun bir kadın dinleyicimiz dedi, arıyor diyorsun ya. Mesela bence bu da yanlış. Bu da denmemesi gerekiyor. Yanlış demeyeyim de. Bunu da demesen daha tatlı. Hayır, ben kadın dinleyicimiz arıyor demiyorum. Zaten aradığı zaman sesinden belli oluyor. Ya da bir mesajlar kadın dinleyicimiz geldi yazmış gibi. Kadın bakış açısı, erkek bakış açısının. İşte bu da yanlış ama. Şöyle mesela Danimarka'da iş ilanında artık yasak. Kadın çalışan aranıyor diyemiyorsun. Ya da erkek çalışan aranıyor diyemiyorsun. Yasak. Ama o işe alacağın kişi farklı. İşe alacağın kişi farklı. Bu bir bakış açısı. Burada ben işe almıyorum ki. Kimin söylediğini merak ettikleri için. İşte kadın bakış açısı, her bir ayrım yapıyorsun. Ayrımcılık bu. Ayrımcılığa karşı aslında. Esra'nın söylediği şey de bu yani. Ne renk? Hayır, ben o Esra'nın sahne söylediğine katılmıyorum. O ben ahkam kesiyor bence. Abi niye? Ne önemi var senin? Rengine bakmıyorsan ayrımcılık. Abicim kendileri dahi Black Lives Matter diye hashtag açtılar. Kendileri bile Black Lives dedikten sonra biz niye diyemeyeceğiz Black? Ha şöyle diyorsun yani, sen. Yani renkleri de mi inkar edeceğiz abi? O zaman turuncuya da turuncu demeyelim, turuncu alınır diye. Anladım. Eğer bundan kaçınacaksak o da bir ayrımcılık olur diyorsun. Eyvah, işler birbirine girdi şimdi. Eyvah, yumurtanın tavuktan çıkamadığı ana geldik şu anda. Evet, burada New York'ta Esra da diyor ki ben ırkla ilgili iş yapıyorum. Black girl, white girl hepsi kullanılıyor. Bunda ayıp bir şey yok. Irkla ilgili iş mi yapıyorsun? Evet, Esra iş yapıyormuş. Arasana Esra. Ara abi, ne demek? Bile şeyle, ırkla ilgili iş yapmak ne demek? Sen bize, bu bizim Esra Amerika'daki ben, Netflix'in şeylerini yapıyordu. Posterlerini yapan görsel grafiker. Onun için böyle şeylerle ilgili bilgisi de çoktur. Çünkü trendleri falan da takip ediyordur büyük ihtimalle. Bizi New York'taki Esra ararsa eğer, nedir bu şu aralar son yaptığın mevzu, onu da anlatırsan seviniriz. Bu arada Netflix'te işe girmek isteyen varsa Esra'dan da torpil isteriz. Netflix Amerika. Yok artık orada çalışmıyor ama yine de bir torpil şeyi. Benim bu tam dayım öyleydi, biliyor musun? Her yerden bir tanıdık bulup torpil yapmak isterdi. Bu diyor bak, ben buradan mesajları okuyayım. Esra bu arada arıyor New York'tan. Evet, ucunu al abi, ucunu. Göğüs ucları gibi telefon uçlarımız var bizim de. Günaydın Esra. Hı-hı. Günaydın Ayça, günaydın Tony. Günaydın. Evet, Black Guy demesi sence suç mu değil mi? Bu işin ırkçılığın merkezi de dünyada Amerika. Bir de sen ne ırkçılık işi yapıyorsun abi? Irkçılıkla ilgili ne iş yapıyorsun? Ya, şöyle, ben şimdi bir tane Netflix'ten ayrıldım işte. Ya yani Netflix değil, HBO'daydım zaten. Oradan ayrıldım. Şimdi Audible diye sesli kitap yapan bir yerde çalışıyorum. Evet. Şimdi bir tane bir adam podcast yapmaya başlıyor. İşte We Got Questions diye sorularımız var. Yani beyazlar siyahlara soruları var. Yani böyle hala kafalarında çözümlenememiş şeyleri sorduğu. Böyle bir de çok yani siyahların sesi olan bir adam var. Yani böyle yıllardır başka bir podcast yapan. O şimdi kendi podcastini yapacak bize. Evet. Ben de onun şeyini hazırlıyorum. Görselini hazırlıyorum yani. Tamam. Ama öyle şey falan yok yani, öyle black white kullanılıyor yani, hani öyle bir ters bir durum yok yani. Ama o dediğiniz negro nigger, onlar kullanılmıyor. Tamam, işte Romence'de de negro siyah demekmiş, adam negro demiş. Evet, yani kendi dilinde arada, siyah demiş. Aha, evet, o kendi dilinin şey, kelime benzerliğinin kurbanı olmuş. İtalyanca'da yani. Nero. Nero,
Evet. Ya şöyle mesela ben diyemiyorum mesela. Beyazlar nigger diyemiyor. Ama siyahlar bütün şarkılarında kullanıyorlar bunu. Evet, yani abi, bütün rap şarkıları nigger diyorlar. Evet, ama ben söyleyeyim ceza alırım yani. Hani öyle bir o şey de var yani. Bu şey gibi gaylerin kendilerine ne diyebilmeleri gibi. İşte onun gibi bir şey yani, ne bileyim, böyle bir böyle de bir yasa var yani. Ama hepimiz de gayiz ona bakarsa. Evet ya, üstelik güzel bir şey ya. Tabii abi, hayatın renkleri işte ya, rengarenk. Rengarenk. Hayır, burada renk işi artık yöre işi gibi de. Mesela Karadenizli demek de suç olabilir o zaman diyor yani. Her şey suç olabilir. Aslında tabii abi, o da bir yöresel bir şey, ayrımcılık oluyor. Ya öyle değil de mesela hani Laz deyip hani böyle kafasının çalışmadığı anlamda falan öyle bir şeyler dersen belki kötü olabilir yani. Hani. Şimdi bir de bu adam, burada detaylara bakmak lazım. Bu adam bu siyah beyaz olayını Pierre Webo'ya söylemiş. O da demiş ki ben beyaz değilim, siyah değilim, ben sadece insanım demiş. Şimdi bu savunma, yani o zaman bütün Black Guy diyenleri suçlayan bir savunma oluyor bu. Evet. Burada ne yapmış acaba kendisi de, öbür dördüncü hakem onun oyundan atılması için ama oraya gitmiş. Onu kimse ama konuşmuyor. Ama Tony, bir de şöyle bir şey var. Şimdi zaten siyahlar böyle hemen anında böyle ateşlenebiliyorlar yani, böyle en ufak şeyde. Hani çünkü gerçekten çok ağır şekilde hakaretlere uğradıkları için böyle bir kemikleşmiş şey var. Yani adama böyle ben bir black kafe alabilir miyim dedim mi? Ne? Bana mı dedin? Black mı dedin? Falan gerginliği olabiliyor bazı tiplerde. Yani bazı tipler gerçekten böyle bu konuda gergin yani. Ulan ben kahve istedim yani, bir şey demedim sana yani. Evet. Öyle olabiliyor yani. O işte insanına göre değişiyor yani. O belki adam da orada hakeme uyuz olmuştur falan. Peki yani. Sen şimdi inanır mısın ki şey, sıraya gelmesin? Eti Negro bisküvisi var. Ondan yasaklanmasın o. Evet abi, o nasıl oldu? Ya şimdi biz Türkiye'ye gelmiştik. Lia daha bebek. O zaman reklamlarda da böyle jingle var. Nigger, 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 nigger. Annem de Lia onu söyleye söyleye seviyor. Videosu var böyle. Ben getirdim burada, izlettim. Ama izlettim. Şimdi bizim de başımıza iş gelmesin, bunlara gülüyoruz ediyoruz. Ya var mı Türkiye'de öyle bir şimdi şey, havalı bir sosyal şeylik, farkındalık? Ya bize, ay inşallah bize yani gelene kadar. O sosyal farkındalık. Ya şimdi o sosyal farkındalığa gelene kadar bir Me Too hareketi başlasa şu Türkiye'de de, bir şu tacizciler bir dökülse ya. Ben çok istiyorum yani. Evet ya. Çok. Bak şimdi edebiyat. Hasan Ali Toptaş'la ilgili bir bilgin var mı, oralardan takip ettin hayır, mi? Hayır yok. Ya olanlarız. Yok evet ya, ben edebiyat. Evet, onunla ilgili bilgisi olan varsa arasın abi, çok merak ediyorum mevzunu. Hadi öptüm. Sağ ol. Ne acaba, o konuyla ilgili bilgisi olan varsa harbi arasın. Çok burada dedikodu için yanıp tutuşan bir iki insan var. Bir iki insanız. Şunun değil mi? Şunun şurasında, bu odada üç kişiyiz. Hı-hı. Evet, acı kahvemizi içerken, İskenderun kahvemizi içerken, ama ne kadar güzel ya. Çok acı, bak en sevdiğim şey lezzet böyle. Acı bir kahve ama içime yumuşak. En güzeli. Bir de böyle içerken pişman eden var. Bitse de kurtulsam diye, öyle değil bu. Keşke bir bitmese diye içtiğin kahvelerden. Oh be. Şimdi kabul edip özür dilemiş Hasan Ali Toptaş. Ama ne yaptı da özür diledi? Bulur diyorsa abi, öğreniriz. En kötü yarın anlatırız yayından. Evet. Bir şarkı çalalım mı? Daha yeni çaldı. Ha, 10 olmuş saat. Yeni çalmamıştı. Yeni çalmadı. Sen mi çalacaksın, ben mi çalayım? Sen çal. Ben artık şarkı yok. Benim şarkılarım bitti abi. O zaman çalalım. Marihuana illegal. Oo. Oo, plastik top. Evet, yayındayız Sayın Başkan. Evet, bizi bu konuda, bu Hasan Ali Toptaş konusunda aramak isteyen Madamel vardı Almanya'dan. Biliyorsunuz bizde pazartesi günleri öyküler okuyor kendisi. Öyküler okuyor ve Türkiye'deki entel camiayı da takip ediyor. Böyle magazinini de takip ettiğine eminim. Hı-hı. Evet, eğer ararsa güzel olur. Bizi konuyla ilgili bilgilendirir. Kesin duymuştur şimdi entel arkadaşlarından. Yazar çizer takımından. Evet, arıyor. Evet. Meltem, günaydın. Günaydın, merhaba, ne haber? Merhaba. İyi ya, ne olsun? Meltem, edebiyatta ve ağaçlarla ilgileniyor değil mi? Arborolog musun sen? O kadar iddialı değilim diyeyim.
Evet nedir sesim abi bu Atari Toptaş hikayesi? Sesin çok iyi geliyor. Ah tamam. Ya bu Hasan Ali Toptaş hikayesi aslında şaşırtmadı. Yani okuduğumda bir yazardı aslına bakarsanız. Hı-hı. Ama şöyle bir şey var. Hani Ayça hep der ya, ya işte biliyoruz bu camiaların arkasını bir anlatabilsek diye. Hı-hı. Ben de yayın evi sektöründe çalıştım. Şimdi kişisel olarak hiçbir şey duymadım. Ben bir dakika sadece ne zaman an... dedim böyle bir laf mı ettim ya? Bu camiaların arkasını biliyoruz bir anlatabilsek mi dedim? Ben hiç edebiyat camiasını bilmem ki. Ben şey... Yok edebiyat değil kendi alanında. Yanlış söyledim. Yok be kendi alanım ne ben onu da bilmiyorum pek aslında ya. Zaten kaç 5 tane radyocu var Meltem. Hepimiz de işsiziz hepimiz de. Ya biz insan üzerinden söylemişimdir belki. Hep herkes ne evet, boklar yiyor demiş olabilirim. Aynen. Ben yanlış ifade etmiş olabilirim, haklısın. Yani işte ben de yayın evinde çalışmışlığım var bir 4 yıl. Hani o 4 yılda çok şey gördüm. 4 yıl nedir ki halbuki? Ha bu adı geçen yazarla ilgili hiçbir şey duymadım ama bugün işte şeyi bekledim. Kendisi ne diyecek ya da nasıl bir savunma yapacak? Zaten kendisi şey demiş, insan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden... Fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Tam onu biz de okuduk da olayı bilmiyoruz. Olay evet. Nedir? Ya olay şey bu isimsiz bir Twitter hesabı ilk açıklama yaptı. İlk önce kimse onu kale almadı. Hani kim olduğu belli değil diye ama bir yazar var. İletişimin yazarıdır. Pelin Buzluk. 2011'de bu tacizle ilgili ismi vermeden bir röportaj yayınlamıştı bu kadın. Hasan Ali Topbaş yine iddiaya göre diyelim. Pelin Buzluğu yayın evine davet ediyor. Sanırım bir toplantı için falan. Daha sonra kızın üzerine yürüyor. Cinsel birliktelik istiyor. Bu arada Pelin Buzluk evli. Ve şey kendini banyoya kapatıyor. Oo. Yani bayağı böyle büyük olaylar. İşte ondan sonra şey diyor Hasan Ali Topbaş'ın oradaki savunması da niye o elbiseyi giydin? Oo. Yani işte. Vay çoban böyle şeyler... Var. Evet evet. Yani abi Ege'li köylü de... çocuğu bak Hasan Ali Toptaş evet eli kalem tutuyor falan ama Ege'li köylü gerçi köylü çocuğu olmak da bu da şimdi ayrı bir suç. Ama bu direkt söyledim. Taciz oluyor direkt abi, taciz. Abi bu direkt coşkun evet, oluyor evet. Bu ya tacizin evet. Coşkun olmuş. Bir de şey yani şey sanırım duyduğum kadarıyla da biraz araştırdım böyle hani bilenlere edenlere herkes susmuş. Coşkun Ali Toptaş. Yani, Toptaş. Evet, herkes susmuş ve şey ortaya daha da bir yıl şey çıkacaktır. Kendi de böyle kabul ettiyse yani demek ki var bir şeyler. Ya öyle bu Me Too hareketi falan. Bana bak sakın buradan Me Too hareketi çıkmasın. Yıllardır bunu bekliyorum. Edebiyat camiasında sadece yazarların kendinden sonraki gelen yazarlara değil yayın evi çalışanlarına, dizgicilere yani neler neler. İlla bir insanların kitapların içinde olması o insanların hep doğruyu yapacağı anlamına gelmiyor ne yazık ki. Doğru ya yani iyi hassas bir şeyler yazması da böyle bir şey yapmayacağının garantisi değil tabii ki. Değil mi? Tabii ki aynen kesinlikle. Ya daha yeni bir kitabını okudum 1000 hüzünlü haz diye demek ki dedik adam 1000 tacizli hazmış yani. Çok komik ya ve şey üzücü ama ben bunları... Böyle şeylerin şimdi bakın eril faillik falan demiş. Bu şey demek. Artist ağzına laf yapıyor ya ben oradan eril faillik. Bunlar diye. Normal şeylerdi. Oradan eril faillik. Bunlar normal şeylerdi. Biz ha. Bunları normal biliyorduk. Tacizmiş kusura bakmayın. Oldu. Ha, o zaman oldu. Özürler çıkalı eşekler çoğaldı. Sizden bir şey rica edecektim. Bu sabaha bekledim. Yani kendisinin bir açıklama yapmasını bekledim. Ben geçenlerde Öykü Meltem'inde kendisinin Balkon diye bir öyküsünü okumuştum. Eğer siz de uygun görürseniz arşivlerden kaldırılmasını istiyorum. Abi boş ver şimdi bizi iş koşma. Şimdi bir dakika Meltem bu ayrı bir şey. Bir eseri etkiler mi bir kişinin yaptığı şey? Eser güzel olamaz bence mı? Bence etkilemeli ya. Peki o zaman şöyle bir şair şahane bir şiir yazabilir gün batımı, gün doğumu veya gün batımı hakkında. Sonra da bir suç işleyebilir. O zaman bütün onun yazdıkları da mı gidecek yanında? Bu burada kişiselleşiyor. Ben kişisel olarak her şeyinden elimi eteğimi çekebiliyorum.
yani içim almıyor diyeyim. Çok Tony sen bari, şimdi arşivden onu bulup da silmeye üşenir misin? Yok ben üşenmem, eğer sen bunu söyleyen olarak programcı olarak sil diyorsan ben senin emrine uyar ve silerim, evet, yani. Ya bir, ben ona müdahale edemem. Vay kardeşim benim. Yanımda ancak böyle yardımcı olabileceğimi düşünüp ben de istemiyorum. Yani öyle bir ismin benim ismimin adının altında olması. Çünkü kendisi böyle özür dilediyse daha çok şeyler duyacağız biz bu adamdan. Abi ama ben bu biraz peşin hüküm ama o zaman özür dilemese mi, dilememesi daha mı iyi olurdu yani? Senin söylediğin. Hayır hayır, özür dilemesi okey ama bu bununla kalmayacak, bunu diyorum. Ya ve tanıyan birine sormuştum gay mi diye, tamam mı? O şey demişti, abi o kadar feci bir heteroseksüel ki inanamazsın, uçana kaçana demişti. Hı-hı. Hatta. Tam iyice çirkinleştireyim yani ortamı. Bence birazcık nötr bakmaktan hafif böyle şeysin gibi geliyor Meltem, nötr bakmıyorsun gibi geliyor biraz ya, hafif yargılamaya meyillisin. Bu taciz davalarında nötr bakamıyorum Tony, yani üzgünüm. Hı. Yani nötr bakılacak çok şeylere kendimi zorlarım ama bu konularda hayır, ben şeyde mesela eser, ben şey konusunda, taciz konusunda %100 haklısın da onun kişiliği ama yaptığı eserlerin de hepsinin çöpe gitmesinden yana değilim ben yani. Çöpe gitmez zaten. Bugün mesela biri şey demiş, ben bu kitapları çöpe atacağım demiş. Hı hı. Altına 25 tane üşenmedim saydım. 25 kişi o kitapları bana ver demiş. Hepsi de erkek. Bu benim dikkatimi çekti mesela. Ya yine okuyanı olacaktır. Okuyacaklardır ama hissel olarak ben bir daha o adamın kitabını alamam yani. Ya bir şey söyleyeyim. Merve diyor ki o zaman diyor bu zihniyette diyor Merve. O zaman dinleyecek müzik bile kalmaz. İzleyecek film kalmaz. Tamam mı? Herkes. Ya bakın. Karakter ile yapılan iş birbirine bağlı değildir diyor. Benim işim analitik bir iş mesela. İyi kod yazabilmek için sahtekar veya sapık olabilmem tekniğini bildiğim işi bozmaz ki. Sanat ve edebiyatta da bu kadar dalgalanması bana mantıksız geliyor demiş. Bir şey soracağım. Bir de Ece Ayhan'ı sever misin? Çok müthiş bir şairdir. Onun için de çocuk tacizcisi dediler yıllarca. O da hiç hayır demedi. Biliyorsun belediyedeki işinden atıldı filan. Ne milli eğitimdeki. Evet evet aynen. Mesela onun kitaplarına aynı boykotu uygular mıydın? Ya ben de hiç Ece Ayhan kitabı yok bu arada, onu söyleyeyim. Ece Ayhan'ı okuduk ama bugün şey gibi, geçen de bir arkadaşımız dedi, hatta tanıyorsunuz Feyza. Michael Jackson'ın şarkıları Yeni Zelanda'da çalınmıyordu. Yani o yüzden bu biraz kişisel ve ben kişisel olarak elim gitmiyor yani. Peki Meltem bir şey soracağım sana. Aynı tacizi bir eşcinsel yapsaydı da aynı tepkiyi gösterir miydin? Daha büyük gösterirdim. Çünkü tamam. Daha çok üzülürdüm, daha çok anlardım. Nasıl ya, nasıl diye. Kahrolur insan. İnsanlar ne zaman kahrolursa o zaman aydınlık görünecek diye düşünüyorum ben. O yüzden pek o şey normali alamıyorum bunu. Hı hı. Belki duygusal davranıyorum, haklısınız. Ama işte bu da kişisel yani. Mesela bir dinleyicimiz yazmış ki Küçük İskender için de tacizci diyorlar. Evet, yıllarca dediler ama hiçbir şey çıkmadı. Aha. Ne kendinden ya da hani şey bariz bir şey çıkmadı. Ne davası oldu bildiğim kadarıyla. Biliyorlarsa açıklasınlar tabii. Evet. Yok ya onu ben ya. Tanıyorum yani hiç öyle tacizci şeklinde yapmıyordu. Güzel çocuklara güzel çocuk diyordu. O taciz olarak algılanmaya da bilir. Yani ama tabii her şeyi taciz olarak algılayabilirsin. Yeni moda da bu ya şimdi. Ya ince bir çizgi işte. Evet. İnce bir çizgi. İçinde olmadan kesin hükümler vermek çok zor. Evet evet. Ama ortada beyanlar var ve bir erkek de çıkıp böyle özür diliyorsa Türkiye'de, ben hani bu özrün erdemden değil, bu tacizin pişkin çok olduğundan dolayı. Ben buna katılmıyorum mesela. %100 katılmıyorum. Abi bir dakika. Yani özür dilemek dezavantaj haline dönüştü. İyi burada. De bir şey ne eril bir erdemdir özür hayır, dilemek. Senin dediğini anladım Tony. Haklısın o konuda. Ama bu şekilde topluma mal olmuş birinden bahsediyorum. Bir dakika ben. Eril ne demişti? Bir artist laf etmişti. Eril yetkinlik mi bir şey? Hatta. Eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar. Eril diyor. Faillik. Vay 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 vay. Hani o abi bir dakika tuvalete kadar koşturmanın ve o elbiseyi giymeyecektin demenin neresi bilmemek yani bunu bilmemek için o zaman bu kitapları evet, nasıl evet o elbise yazın? Bir lafı korkunç bir kere ha yani korkunç. Bu şey bu şeriat gibi bir laf, onun gibi bir entelektüel bir adamın bunu söylemesi iğrenç yani kabul edemem ne demek tabii. O yani kadın kapansın o zaman, ben kendimi tutamam sen kendini kapat demektir yani evet, bu şeriattır abi evet. Kesinlikle.
Öyle. Evet, Meltem çok sağ ol. Aradın, bakış açını cesurca koydun. Teşekkür ediyoruz sana. Hadi bay bay. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Şimdi sen onu silmeye bak arşivden Tony. Ben silerim. Ne olacak, iş mi o ya? 3 dakikalık iş. Hadi ya, bana evet. Sanki çok büyük iş gibi geliyor bu arşiv koyma bilmem ne falan. Sen arşiv deyince senin böyle karanlık odalar, tozlu dosyalar falan evet, geliyor. Evet, hala aynı kafa. Evet yani. Saat daha 10'u çeyrek geçiyor ya, program bitecek gibi değil. Daha 45 dakika. Ya ben çok keyif alıyorum. Yani sen keyif almıyor musun? Yani şu anda benim konuşacak hiçbir şeyim kalmamış gibi hissediyorum. E tamam, ben sana hemen bir yeni... de neden biliyor musun? Edebiyat baskısı oluştu içimde içten içe. Hı. Hep böyle kitap oku, kitap oku, kitap oku. Mesela insanlar kitap almışlar. Ben bunun kitaplarını okumayacağım demişler. Onlar da demiş ki bana ver. Ben mesela ne okurum, ne birine veririm, ne birinden alırım. Niye bu kadar az kitap okuyorum ben ya? Bak, bizde Türkçe'de bir laf vardır. Erken öten horozu keserler. Keserler. Fransa'da ötmesinden rahatsız olduğu için komşusunun horozunu vuran kişiye 5 ay hapis cezası verilmiş. 5 ay hapis yatacak adam şimdi horozu vurduğu için. Çok iyi. 5 ay. Bence onu paraya çevirirler ama. Bir kere de biz bir köye gitmiştik. Arabanın bir tanesi sokakta gezen gariban bir tavuğu ezdi. Tavuk öldü. O kadar kötü olduk ki. Ben sandım ki şey çok çok büyük bir suç yani olarak bu algılanacak ve köy halkı bu adamın ben plakasını aldım falan, gittim tavuğun sahibi nerede dedim, gittim bunu verdim, neyse 20 liraydı zaten tavuk dedi. Öyle mi? Şu bir düşündüm, bir tavukçuğun fiyatını düşününce Tony, o marketlerde satılan bir tavuk 10 lira 15 lira, koca bir canlı hayatı ne kadar ucuz. Düşünebiliyor evet, musun? 20 liraydı zaten dedim. Sivrisinek'in hiç hayatının bedeli yok. Abi çok acayip. Evet. Evet aslında abi. Bir mühendislik harikası sivrisinek. Ufacık bedende uçabiliyor, gelip sokabiliyor. Her şey var. Silah var, uçma yeteneği var. Evet ya. Ve kendisinden 5000 kat daha büyük bir hayvana saldıracak kadar da cesur insana. Ya o kadar garipsedim ki bu araba geldi, çarptı tavuğa ve tavuk öldü. Ben sanıyorum çok büyük bir yani hapis cezası olur diye bekliyordum. Adam da dedi ki köylü hiç üzülmedi. Ha 20 lira gitti dedi 20 lira. Ay o kadar kötü hissettim ki kendimi. Bir dakika ya. O kadar acayip bir anlam kargaşası oldu ki kafamın içinde. Büyük bir suç işleniyor. Bir canlının hayatına mal oluyor ve köylü buna üzülmüyor. Bir de biz bunu yiyoruz bir de bak. Bu da var bir de işin içinde. Bir de onu oturup yiyoruz katır kutur. Korkunç bir şey aslında hayvan yemek. Hı hı. Evet, bu Fransız horozunda da detaylara eriştim. 300 euroda para cezası verilmiş fakat hapis cezası ilk defa olduğu için ertelenmiş ve 3 yıllık bir sürede silah taşıması yasaklanmış. Evet, ve sivrisineğin ömrü sadece 2 hafta biliyorsun değil mi? 2 haftada ne kadar kan bulursa o kadar yaşayacak. Yazık. Ay, üzüldüm şimdi dımbır. Evet. Keşke daha çok yaşasaydı sence. Evet, Maradona'nın resminin Arjantin pesoslarına basılması söz konusu. Banknot dememek için. Bangonot. Bangonot. Pesos dedim. Bangonot. Ya 1944 Akbaba dergisi. Bangonot. Bu herhalde ilk defa olacak değil mi? Futbolcunun paranın üstünde resmi olması. Evet ama çok güzel bir şey. Acaba hangi pozisyonu koyacaklar? Düz nasıl? Fotoğrafını mı koyacaklar yoksa o İngiltere eliyle attığı golün pozisyonunu mu? Bence düz fotoğrafını koyarlar. Evet. Ama bence o efsane. Bir seyretmedim o golü de eliyle attığı golü ben de. Ezbere biliyorsunuzdur siz, Allah bilir. Mustafa Sandal da demiş ki hayatta... hayatımıza koronayı kim entegre etti? Sosyolojik bir deneyde miyiz yoksa diyor. Ya Mustafa Sandal bir gofret reklamında mı bir şey de oynuyor? Şey, billboardları İstanbul'da var. Böyle gezerken gördüm, şimdi burada deli gibi büyük maslağı koymuşlar. İzmir'de yok sanki, öyle hatırlıyorum. Ha, buradaki billboardlar kadar İzmir'de öyle büyük billboardlar yok Mustafa Sandal'lı falan böyle magazin. İstanbul'da magazin çok dört dönüyor, fink atıyor. Abi o oynadığı artık neyse ne reklamıysa hiç onun emaresi okunmuyor. Hiç aklımda kalmıyor. Mustafa Sandal'ın botoksları.
Ne kadar, botoksu muydu? Nasıl botoks yaptırmış? Ama çok çok pürüzsüz. Ben de dikkatimi çekti yani. Hiç yaşlanmıyor mu dedim bu adam. Yok yok, botoks o kaşlar böyle gözleri kırpıştırıyorlar ya, botoks yapınca gözler böyle kırpışmıyor ya şöyle. Aynı öyle olmuş. O kadar belli ki yaptırdı. Erkekler de yaptırıyor tabii. O ama güzel şarkılar yapıyordu. Birden sustu. Sesi çıkmıyor artık. O işte. O da çok büyük şey. Güllümcü. Çok cins çocuk o ya. Neşeli bir çocuk ya. Abi, eğlenmeye çalışıyor falan gibi. Yan kesici gibi bir tip. O kadar acayip bir tip ki. Ben onu röportaj yaptım. Bir kere de bir yerde karşılaşmıştım. İki kere gördüm zaten topi topu. Böyle hiç hayır demiyor. Hep evet, hep böyle hep oluruna götürüyor. Böyle çok şey böyle. Yani zıp zıp. Cenk Büker gibi bir tip abi. Vallahi o kadar acayip bir tip ki. Hep böyle şey, hep ona çalışsın hayat istiyor. Hep bana, hep bana. Hiç bir gram yani elini taşın altına sokmayacak. Et diye süt diye bulaşmayacak. Abi bana bulaşmayın ya. Ben işte işime gücüme bakarım. Ben bakıyorum ekmeğimdeyim. Yapan bir tip yani. Evet. Twitter açıklamış en çok konuşulan konuları. Neymiş? En çok konuşulan isimleri, hashtagleri ve tweetleri açıklamış. En çok salgın ve deprem ön plana çıkıyor. Güney Koreli sanatçılar da dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok üstüne konuşulanlar. Hem adı en çok geçen hem de takipçi sayısı en çok artan isimse Sağlık Bakanı Koca'ymış. Ha, 2020'nin en şeyleri mi? Hı-hı. Enleri. Eğitim Bakanı en çok konuşulan ikinci isim Ziya Selçuk. Üçüncü sırada da Güney Koreli grup BTS var. Ha, BTS kıyafetlerini satmış. Değil mi? Hayır için. Hı-hı. Hashtaglerde Survivor birinciymiş. Şu Survivor'ı da bir kere izlemedim ya. Evet ya. Bir gözümün ucuyla baktım. Ben ona bile bakmadım. Büyük vakit kaybı. Çok büyük vakit kaybı ve herkes çok seviyor programı. Bizim dinleyicilerden de deli gibi seyrediyorlardır. O Survivor'ın kendi starları var Tony. Bayağı bir hakkında konuşuyorlar insanlar. O Survivor'da bilmem kim. Survivor'ın bilmem kimi var ya. Diye. Abi artık ben önüne geçilemeyecek kadar izini kaybettim. Yeni dönem ünlüleri. O kadar ünlü var ki. Instagram'da bir açıyorsun 500 bin takipçisi var. Adını duymamışım. Bir açıyorum işte 125 bin takipçisi var. Hayatımda duymamış, aklıma gelmeyecek bir tip. Ne kadar çok insan var ünlü olan. En az ünlü de biziz ha. Hiç yani o kadar çok ünlü ki herkes Tony. Bizim gündemi takip etmememiz iyi bence. Biz evrensel şeylere yönelelim. Vay 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 kardeşim, hele hele hele. Vay 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 vay. Kardeşime bak be. Siz... Evet, MasterChef'teki şefteki olaydan sonra pek izlenmiyor orada zaten. Da bir olay oldu. O çocuğu bir çıkardılar, kötü bir şey. Bir çocuk varmış orada, onu çıkarmışlar. Ben olayın sonunu okudum, sonuna yetişebildim. Ve çocuğun çok kötü günah alınmış ama ne oldu? Irkçı bir söylem mi oldu? Bir şey oldu galiba orada. O konuyla da ilgili bilgisi olan varsa arasın abi. Biz televizyon seyretmediğimiz için evimizde televizyon yok. Almayı da düşünmüyoruz hiçbir şekilde. Ama tabii gündem diye de bir şey var. Onu kaçırıyoruz. Ya da boş verin ya şimdi açıp da. Bak, Türkiye'de bu botoks uzmanı, az evvel bizi arayan Aycan da biliyorsun bu konuda uzman. Türkiye'de botoks yaptıranların yüzde kaçı erkek? Tahmin alalım sizden Sayın Başkan. %30. %18 erkekmiş. Ya yani normal yaptırabilir erkeklerde ama şimdi bu çok fazla belli olacak şekilde yapmış. Yoksa hani kaşlarının arası, mesela benim de şu iki kaşımın arası bak ne kadar çizgili. Tamam mı? Hani öyle bir şey olmasını istemiyorsa erkekler de yaptırabilir. Çok kırışmak istemiyorsa niye olmasın? Olmayacak iş değil yani onların. Ama çok belli olmayacak şekilde yapsalar güzel olur tabii. Yani kadınlar için de aynı şekilde. Fakat dünkü kadın neydi? Sanki ellerimizi bağlayıp her yerimizi şişirecek gibi geldi bir an böyle. Nasıl kaçtığımızı bilmiyoruz Özlem. Kaç kız, kaç kaç kaç. O kadar korktum ki sanki gelip böyle dudaklarımı belertecekmiş gibi gözlerime böyle botoks yapacak. Bir de çok korkunç oluyor insan. Ben yaptırdım, 40 yaşına girdiğimde ben bir kafayı yedim tamam mı? 40 yaşına girdim diye. Benim de bu yaş 10'lu yaş dönümlerim. Abi bir botoks yap nasıl belli oluyor biliyor musun? Utanç, insanların içine çıkamıyorum. İnsanların içine çıkamıyordum. O 40 yaş bunalımım neydi benim ya? Halbuki 40 gencecik de çocukmuşum ben de ya. Evet.
Bir ara botoksçudan beri gelmiyordum ya. O neydi öyle? Allah'tan şu köye taşındık da. Şimdi ama bizim Evrim Bultan yaptı bak, bu çenemin iki çeneme yaptı çünkü dişlerimi sıkıyorum diye. Bir de mesela migreni olanları yapıyorlar, bir de koltuk altı çok terleyenleri yapıyorlar botoks. Onlar yapılabilir sağlık için ama yok gözüm bilmem nesine şu olmuş filan falan diyerek yapınca sanıyorlar ki genç görünüyorum. Hayır, genç görünmüyor halbuki. Bir de şu var abi, mesela dün gittiğimiz kadın her yerine bir şey yapmıştı. Bedava Arap yağ bol bulunca götüne sürermiş hesabı, her yerine yaptırmış. Yani bunu usturuplu şekilde yapıldığında ben bir şey demiyorum da böyle sırf abartılı bir şekilde bir dış görünüş olsun diyerek kendinden kaçma varsa işin içinde, o zaman sakat bir ruh halini gösteriyor. Kadın artık yapmadığı yeri yoktu ve mesela şey övünüyor bize 54 yaşındayım diye. Halbuki şöyle görünüyor onun gibi yapanlar. Sanki 70 yaşındaymış da genç görünmeye çalışıyormuş gibi görünüyor. Sanki evet. Genç görünen bir 70 yaş gibi görünüyor çok fazla müdahale edildiği zaman. Halbuki kadın 54 yaşında, genç de bir kadın. Onu yapmasa daha genç gözükecek. Bak, idrar kaçırmaya bile botoks yapılıyormuş artık. Bunu biliyor muydun? Manjua kamekaze, marafantiko kamekaze. Ya idrar kaçırmaya botoks nereye yapılıyor ki, anlamadım. Evet, o zaman bir şarkı çalalım. İdrar kaçı. Ha, bu kadınlarda bir yaştan sonra, menopoz sonrası gülerken çiş kaçırma vardı. Değil öyle mi? Öyle bir şey var tabii. Herkeste değil ama herkeste mi acaba? Herkeste olmuyordur herhalde. Bana bir yara oluyordu ama menopoza daha henüz girmedim de 51-52 yaşında bekliyoruz biz bu işi. Fakat ben de niyeyse sonra şeker mi var acaba diye şüphelendik. Ben bir ara çok böyle bir şey oluyordu öyle bir hafiften. Ama bir de Memo iyi davrandığında biz böyle bir hemen kaçırıyoruz ya pıs diye, böyle sevinçten köpekler de hemen sevinince böyle yazık. Bak bu botoks çişini konusunda. Çişini kaçırır ya. Memo da bize günaydın deyince pıs diye biz sevinçten hemen çişimizi kaçırıyoruz değil mi? Köpek gibi ya, Fino köpeği, yazık. Bir şey söyleyeceğim. Bak, suratta maskeli geçen bu günlerde en saçma şey dudak botoksu. Burun estetiği. Alın dolgusu çok mantıklı. Hani gözüken yerler artık bir tek alın ya, oraya yapın diyor bu dinleyicimiz. Katılıyor musun buna? Olabilir tabii abi. İyi de sonuçta bu dolguyu sen herkes için mi yapıyorsun? Yoksa birlikte olduğun veya seni güzel bulmasını istediğin kendin kişi için. Kendin için yapıyorsun abi. Kendini iyi hissediyorsun. Öyle mi? Yani, yani esas şey bu olmalı tabii. Kendini iyi hissetmek. Hiç kimse de olmasa da evin içinde oturuyor olsan da kendin için yapacaksın. Ben de öyle bir insan olamadım ya. Yani bir şeyi kendim için yapmaya ama bir şey söyleyeyim, bu depresyondan sonra kendim için yapmaya başladım. Mesela o katı, üçüncü katı kendim için yapmaya başladım. Kendim için bir şeyler üretime başladım filan. Bunlar güzel tabii. Kendin için yapmanın zevki başkaymış. Bak ben bunu daha yeni uyanıyorum. Ya ilginç, mesela bak bu botoks, çiş kaçırmaya karşı botoks, Nuşin diyor ki vajinal kaslarını çalıştırmayınca olabilir diyor. Evet, kegel şeyi. Kegel kasları değil mi? Evet. Geçenlerde de bir kadın dinleyicimiz şey demiş, dans ederken orgazm oldum demişti. O kim öyle? Hatırlamıyor musun? İsim vermiyoruz canım. Ha, nasıl ya? Nasıl dans ederken orgazm? Bayağı dans ederken olmuştum. Hadi dedim. Ya. Evet. Ha, bizim şey ya. Tamam, söylemeyeceğim ismini. Yani. O da herhalde çok kuvvetli kegel kasları var diye mi oluyor? Güzelmiş dans ederken. Evet. Slow dance mı, tango mu, yoksa hızlı dans mı? Organza dedi de. Bu arada büyük müjdeyi verelim. Bu konuda büyük müjde. Büyük müjde, evet. Çünkü çok önemli bir isim. Böyle isim Türkiye'ye Halley Kırıklı Yıldızı gibi 40 yılda bir gelir. Müjde Gül. Jinekolog ve seksolog. Yalnız ismi süpermiş ya, sahne ismi gibi. Müjde Gül. Jinekolog ve seksolog Müjde Gül. Neonlarla yazalım. Patreon röportajı yapacağız. Ayrıca çocuklar. Cumartesi yapacağız, evet. Cumartesi günü Patreon röportajı yapacağız. Cuma günü Bahar Tezcan'la imkansız ilişkilerden mümkün ilişkilere röportajını yine Patreon için yapacağız. Ben Cuma akşamı Berrak Yurdakul'la Instagram canlı yayınımız var saat 21'de. İçsel özgürlük. Orada da yine anksiyete bozukluklarına da değineceğiz. Berrak Yurdakul 10 numara bir kadın, biliyorsunuz. Onunla da bir canlı yayın, hepinizi bekleyeceğiz. Muhakkak gelin. Onun dışında ama eğer kaçırırsanız da Patreon'a koyacağız onu da. Ve cumartesi akşamı saat 21'de başlıyor. Doğum günü partimiz var.
Radyo Karavan'ın 6. yaş günü partisine. Hepinizi bekliyoruz, davetlisiniz. Katılmak isteyenler Zoom linki için ve de ufak bir mayış için tonydrosa@gmail.com'a doğum günü yazsın. Mail atsın lütfen. Hı hı. Böyle bir doğum günü kutlaması yapacağız Zoom üzerinden. Bu sene tabii biraz tenha, biraz buruk, böyle göz göze, el ele olamayacağız. Ama göz göze olacağız ama el ele olamayacağız. Bir arada geçen seneki gibi pastamızı kesemeyeceğiz filan falan ama bir arada olacağız, sohbet ederiz. 6 senedeki nasıl bir değişime uğradık? Kişisel değişimlerinizi bize anlatırsınız. Bir sohbet ortamı olacak. Böyle kendi aramızda buruk bir kutlama diyelim. 21'de. Cumartesi günü 21'de, evet. Evet. Zoom üzerinden Radyo Karavan'ın 6. yaş günü partisi olacak. Hepiniz, bütün halkımız davetlidir. Bir de bu Müjdegül Hanım çok sıcak bir insan. Yani her şeyi seni de tanıyor, çok seviyor. Onur duyarım dedi sizin radyoda. Estağfurullah. Evet, ay, aynen. Canım, ne kadar güzel, böyle kendi hislerini açıkça söyleyebilmek ne kadar önemli bir şey. Ya hislerini söyleyebilmek çok önemli. Karşıdakine mesela götü kalkacak diye korkudan, bir strateji uygulayacağım diye korkudan. Şimdi ilişkilerde insanlar bir araya geliyorlar ve götü kalkmasın diye bazı stratejiler belirliyorlar, tamam mı? İlişkilerde değil mi? Yeni tanışıyor ve götü kalkmasın diye duyduğu güzel hisleri söyleyemiyor. Gerçekten evet, de kalkıyor. Evet ya, duygusal bir şeyler söylediğin zaman karşı taraftan bir korku da oluşabiliyor değil mi? Onu mu kastediyorsun? Evet abi, yani karşı taraf kaçacak diye korkuyorlar. Eyvah, bu kadar bana şimdi aşık oldu diye yorumluyor. Halbuki güzel bir şey görüyorsun, güzel bir şey söyleyesin geliyor. Hı. Sana da iyi geliyor bu ama bundan mahrum kalınıyor. Niye? Çünkü ilişkinin en başında götünü kaldırmamak var. Kendine bağlama. İşte bu iktidar ilişkileri aslında. Fazla veriyorsan geri kaçacaksın o zaman. Anladığın zaman bunu. Öyle mi yapmak lazım? Nasıl anlayacaksın? Sen bunları bilirsin. Erkekler daha çok strateji uyguluyor. Kadınlar daha bodoslama dalabiliyor ilişkilere. Erkeklerse kadının götünü kaldırmama üzerine daha fazla bilgi sahibi. Yani mesela aramıyor, sormuyor. 3 gün aramıyor. Böyle bir matematikleri var bu işin. Hemen ertesi gün aramıyor. İşte 3. gün. Kadınlarda yok sanki bunlar. Kadınlarda da var da kadınlara kalsa yapmayacak kadınlar. Ya daha hemen... çok oyuncu olan kadınlar mı, erkekler mi? Şimdi şöyle, erkeklerin oyununa karşı kadınlar da gardını alıyor. Halbuki kadına kalsa hemen manita olmak isteyebilir. Hemen kendini adayarak bütün rolleri ve bütün gardları şey yapar. Erkekler çok oyuncu Tony. Erkekler çok fazla yapıyor bunu. Bununla ilgili konuşmak isteyen yok mu abi? Kadın ya da erkek. Yani ilişkinin en başında kadınlardansa erkekler çok daha fazla oyun yapıyor. Bu konuyu tartışalım abi. Kim daha oyuncu ilişkilerde? Kadınlar mı, erkekler mi? Hemen arasın bizi. Kadın erkek karışık, herkes arasın, konuşsun. Bence kesinlikle erkekler. Sence kadınlar mı? Yok ya, bence de kadınlar. Ben sana ya. Ne oyun yaptım Allah aşkına? Ben sana hiç oyun yaptım mı? Hiç yapmadın. Ya bir ilişki olacaksa. Sen yapmıyorsun, evet. Bir şey söyleyeceğim. Bir ilişki olacaksa ister oyunu yap ister yapma. O zaten oyunla bağlayacaksın. Yani bir osurukla gelen imanını neyleyim demiş ya adam. Onun için ya, oyunla bir ilişki kuruluyorsa o ilişki zaten kurulmayacaktır ve kurulmaması lazımdır. Sen istediğin gibi takılarak duygularını yaşayabiliyorsan, ki tek amacı bu zaten. Bir dakika, flört bir oyun değil mi kendisi zaten? İyi de flörtte de insan güzel şeyler söylemeye ihtiyacı duymaz mı ya? Ben bayılıyorum mesela, güzel şeyler söylemek benim hastası olduğum bir şeydir. Ben sana ne kadar güzel şeyler söylerdim. Sen artistik yapıyordun ama sen de bokunu çıkarmadın bak. Kanırtmadın yani. Bu kanırtma da çok fena. Kız evet, Suna diyor ki kadınlar oyunculuk diyor. Yani telefonunun başında kızı kanırtır yani. Kanırtır herifler. Öyle mi? Kız bekler telefon. Evet abi. Hadi ya. Tabii abi. Erkekler bu işi çok iyi biliyor. Kadınlar daha oyuncu gibi gözüküyor ama değil, bana kalırsa değiller. Siz ne düşünüyorsunuz? Kadınlar mı daha oyuncu, erkekler mi? İlişkinin en başında kimler daha çok artistik yapıyor? Evet, bir Özlem arıyor. Günaydın. WhatsApp. Günaydın. Günaydın, evet. Başkanım. Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Kadın da erkek mi? Söyle bize biraz. Şimdi bence her ikisi de, yolu seçeceğim. Çünkü böyle kadın gibi yetişen kadınlar oyuna daha yatkın. Ama mesela benim gibi ya da sizin gibi hani maskülen tarafa daha yönelik olanlar, biz o kadar oyuncu değiliz. Bravo, direkt çok olarak... güzel bir şey söyledin. Şimdi erkekler de istiyor oyuncu kadın olsun. Yani maskülen kadın onlara korkutucu ve itici geliyor. Çünkü kendi erkekliklerini, evet, kendi oyunlarını görmek istiyorlar. Yani o kadını elde etmiş olabilmek istiyorlar. Bunu ben kendi tırnaklarımla kazandım, bu manitayı. Halbuki hazırda bekliyorsan hemen o onlara kötü geliyor, değil mi? Doğru söylüyorum. Epey. Ya aynen öyle, ben öyle düşünüyorum. Ama mesela erkekler de şimdi hani böyle evlilik
girdiği zaman korkup kaçan erkekler falan daha çok oyuncu oluyorlar. Evet. Kadınlar üzerinde seçim hakları varmış gibi ki seçen kadındır. Hı hı. Daha çok oyun yapmaya çalışıyorlar. Şu, bir de ağzına sokmayaydın şu telefonu. Ay, çok özür dilerim. Şimdi nasıl? İyi. Hayır, bak aynen. Şimdi bazı insanlar bir şeyler söylemiş. Suna demiş ki erkek doğal olarak öküz olduğundan oyundan uzak durar. Kadınlar daha oyuncu diyor. Fakat bunun yanında bence erkek kadından çok daha fazla oyuncu. Bence daha ya. Şeyma, psikolog Şeyma, erkekler oyuncu enişte diyor. Ama bak Özlem çok doğru bir şey diyor. Diyor ki eğer erkek kadının niyetinin ciddi olduğunu anlarsa hemen oyuna geçiyor. Sadece derdi onun sevişmek. O sevişmeyi yaşamak için kızı bekletiyor, bilmem ne yapıyor ki kız daha fazla bir şey istemesin. Bulduğuyla yetinsin diye. Aynen. Ha, aynen. Ha, beni bulmuşsun daha bir de evlilik mi istiyorsun diye kızcağızı kendine bağımlı kılmak için oyunlar yapıyor. Aramıyor mesela. Aramıyor. Kızla ben gözümün önünde kız bekliyor telefonunun başında. Başka hiçbir şey gözü görmüyor. Artık sabit fikir takıntı haline getiriyor kendi yokluğuyla. Onu terbiye etmeye çalışıyor. Hı. Maymunlar. Böyle kedinin fareyle oynadığı gibi hani fareyle yemek için oynamaz ya. Çok güzel. Ama Merve orada diyor ki erkekler oyuncu olamayacak kadar straight bakıyorlar dünyaya. Yok yok öyle. Oynamaya tenezzül bile etmiyorlar. Kompleks zihinde olan biz kadınlarız, içimizde kayboluyoruz diyor. Evet abi çok bağımlı. Kadınların çoğu çok bağımlı. Bahar Tezcan'la cuma günü bağımlılık üzerine konuşacağız. İlişki bağımlılığı. Ya bu arada Bahar Hanım'ın kitabı muhteşemdi ya. Ben resmen aydınlanma yaşadım. Abi hani sen delirdin mi ya? Çok önemli bir kitap tabii. İşte onun yani üzerine orada bir sürü ilişki çeşidi var ama bizim cuma günü konuşacağımız bağımlı şekilde bağlanma üzerine bir ilişki çeşidi üzerine konuşacağız. Ama tabii ki oradan pek çok konulara da değiniriz. Bak, peki Hüseyin, bak, Hüseyin Can Bulat. Tamam hadi bay bay sana. Bay bay Özlem. Hüseyin Can Bulat diyor ki kadınların erkekte oyunculuk sandığı erkeklerin düz insanlar olması olabilir mi? Olabilir. İncelikten pek anlamaması kastettiğim. Mesela ilişkinin başında 3 gün kadını aramadığında bunun kadın üzerindeki etkisini tahmin etmemesi. Ne kadar ince görmüş bu da ya. Yani kadını 3 gün aramadığın zaman onun üzerindeki etkiyi tahmin edememesi diyor erkeğin. Hıyarlığı diyor. Evet. Sen diyorsun ben oyuncuyum öyle mi? Sen çok oyuncusun. Hadi ya. Abi sen çok oyuncu. Biz seninle daha ilk tanıştık. Ben sana şey artistik de değildi üstelik. Ben dedim ki ya ben psikolojik bir dönemden geçiyorum. Biz telefonla konuşuyorduk Tony ile. Hiç birbirimizi görmemiştik o zamana kadar. Ama ben şey demiştim abi ne olursa olsun artık bu herif bana çok iyi geliyor ses tonu. Harbiden böyle trankilizan gibiydi Tony ile ilk konuştuğumuzda. Ve ben anksiyeteden ölüyordum. Yani yine şu dönemimin 10 katıydı. Ve Tony ne zaman arasa beni böyle haftada bir iki kere arıyordu ama öyle zamanlarda içine doğuyor bir de temiz kalpli. Arıyor ki ben böyle ölmek üzereyim anksiyeteden. Bir arıyor ne haber diyor mesela. Allah'ım o ses tonundaki yumuşaklık beni o kadar iyileştiriyordu ki ben bu herifin tipi ne olursa olsun ben bununla manita olacağım demiştim tamam mı? Hı-hı. Ondan sonra fakat bir sonradan psikoloğumla konuştuğumda dedi ki sizin önce ilişkiden önce kendinizi iyileştirmeniz lazım Ayça Hanım. Yoksa bir kaçış olur bu ilişkiye demişti. Yine aynı yere donklarsınız demişti. Tamam ondan sonra ben de buna dedim ki ben dedim bir süre kendimi iyileştirmem gerekiyormuş dedim. Bu dedi ki ha peki o zaman dedi. Ana net arıyor ne benim telefonlarımı açıyor. Bu bana ceza verdi. Erkeklerin cezalandırmaları var götümün kenarında. Affedersiniz çok özür dileyerek. Hı hı. Ondan sonra bu bana ceza verdi. 2 ay hiç aramadı. 2 ay. Ben o sırada ya manita yapsaydım Tony? Abi salacaksın dönerse senin olur. Dönerse senin olur. Lahmacunsa senin olmaz. Abi ya manita yapsa 2 ay aramıyorsun ya. Şahane manita yapmışsın 2 ay aramıyorsun. Ya ben başka manita yapsaydım. Ama onu da anladı o tamam mı? Ha, buradan güzel bir manita enerjisi çıkıyor. Biz anladık bunu Tony ile. Görüşmememize rağmen bu çok bariz bir şekilde belliydi. Yani bir iş olacaksa zaten istediğin kadar oyun yap. Zaten o iş oluyor. Olmayacaksa da istediğin kadar oyunun daniskasını yap. Yine olmuyor iş. Yani bu iş olacakla öleceğe çare yok abi. Onun için hayata güvenmek bırakmak lazım. Bu takıntılı arkadaşlara da iyi gelecek bir aslında bir yöntem. Yani bırak hayat zaten gelecekse gelecek o iş. Ya, o iş zaten yazıyorsa yazıyor. Bak ben bu yazıyor. Ben buna çok inanırım. Evet.
Değil mi Tony? Sonra ne oldu? Eşşem gibi geldi İstanbul'a. Bu annemin lafıdır. Eşşem gibi. Nasıl geldi? Nasıl buluştuk ama? Değil mi Mori? Seninle nasıl modada buluştuk ama, değil mi? Evet. Ay seninle ne biçim buluştuk? Moda çay bahçesinde. Moda çay bahçesinde buluştuk bununla. Ah bir baktım. Ah bir baktım böyle geldi. Nur topu gibiydi. Nur topu gibi geldi. Ah şimdi şimdi şimdi. Buluşunca ilişkimiz canlı kanlı oldu. Ah nur topu gibi geldi. Hadi bakalım nasıl bir tipti. O kadar merak ettim ki. Ana abi geldi. Ah hakikaten böyle nur topu gibi. Maşallah dedim. Görür görmez maşallah. Evet, artık diyor erkeklerin tekelinde değil eskisi gibi olay. Biz de açtık gözümüzü. Her sektöründen duyarları size. Kızlara ne çektirdiniz be? Ne çekti? O kızlar bir araya gelip sizin saçınızı başınızı yolmaz mı? Gelin kızlar şunların bir saçını başını yolalım. Saçını başını yolanda. Saçını başını yolanda. Endestas dondestas tolanda. Saçını başını yolan. Alo, iyi akşamlar mı? Ne? Evet, bir akşam sesi bu değil mi? Evet. Sanki elinde bir kadeh, beyaz bir şarap. Alo. Rose. Rose ve, blush mı dedin? Ve alo. Ve boğazı seyrediyor hanımefendi. Evet. Buyurun efendim. Güzel de manitaymış. Resmi çıkıyor burada. Oo, yeşil gözlü falan. Yeşil gözlü, evet. Güzel kız. Evet, güzel hanım. Buyurun efendim. Bu konularda uzman mısınız? Kadın erkek ilişkilerinde efendim. Ya hiç de değil. Az önce karı koca ikimiz de yazıyoruz. Birisi balıklar 3 tane almışsınızdır. Efendim 2 tane almışsınızdır şeklinde yazan Başar ve Yeşim olur. Heh, tamam, çok iyi. Peki nasıl evlendiniz? Başta oyunlar oynadınız mı birbirinize? Ay yok, hiç hem de ya, hiç. Bizim şey böyle çok ani gelişen oldu hakikaten. Evet. Başar'ın ablasıyla arkadaştık biz. Tamam. Sonrasında hani olur ya, hep bir kardeşim var, hani tanıştırayım, bak bakalım nasıl falan. Bak, tamam. Hakikaten öyle o oldu zaman. Bizim. Evet. Peki nasıl? Bir bak bakalım. Oyun oynadı mı sana? Yok aramadım 3 gün şu bilmem ne yaptım. Ay hiç yok. Bizde net her şey direkt. İyi de biraz oyun gerekmiyor mu? Fantezi falan bunlar yok mu? Hayır yok. Hiç gerek yok ya hiç. Neden? Hakikaten yani. Ne bileyim yani, hani böyle net olunca daha bir güzel sanki. Ben öyle seviyorum. O da öyle seviyor. Peki hani oyun açık açık. Oyun netlik demek değil mi yani? Fluluk mu demek oyun? Ha evet, netlik değil, rol gibi geliyor o zaman sanki bana. Kaç yıllık evlisiniz? O daha şahane bir soru. 16 yıllık. Ve 16 yıldır rutin hiç canınızı sıkmadı. Hiç oyun oynamadınız birbirinize. Ya hiç oyun oynamadık. Canımız sıkıldı tabii. Canım sıkılmaz olur mu? Mümkün değil sıkılmaz. Şu anda sıkılıyor musun mesela? Hem de nasıl? Hem de nasıl? Çok sıkıcı değil mi ya? Nerede yaşıyorsunuz? Çok. Biz Caddebostan İstanbul'dayız. Caddebostan, ama güzel semt. Evet. Tabii. Çok severim. Güzel. En sevdiğim semt benim İstanbul'da Caddebostan. Ya vallahi güzel. En çok ama orayı severim. Ama tadını çıkaramıyoruz tabii yani. Hani pandemi sağ olsun evlerde. Evet. Her şey online. Kızımız var 15 yaşında. O da lisede şimdi. O da online evde. Başar evde online. Herkes bir odada online. Ama radyo zamanı hepimiz ayrı ayrı da olsa açık sizi dinliyoruz. Hadi ya. Karı koca ayrı tabii. Yerlerde dinliyorsunuz. Vay be, ona bir selam tabii, söyle tabii. İstersen. Aynen. Başar selam. Arkada o da dinliyor şu anda. Çünkü bilgisayarın başında bir anda tabii. Ya, o da ayrı çalışıyor. Bir şey söyleyeyim, ben yaşlılığım için ne düşünüyorum biliyor musunuz? Şimdi Allah, evet. Hayatın bin türlü hali var ama ufak bir Caddebostan'da ufak bir böyle temiz bir daire alıp kendime yaşlılığımı orada geçirmeyi düşünüyorum Tony, biliyor musun? Hani sana bir şey olursa Allah korusun. Allah. Tony bak, bunu bildiğin iyi oldu şimdi ama. Peki bir şey söyleyeceğim Gamze. Gamze mi adın? Evet Gamze. Peki program sırasında karı koca hiç tartıştığınız oluyor mu? Burada Ayça haklı, Tony haksız falan, bunları konuşuyoruz. Ya hiç tartışmıyoruz. Hani daha çok böyle yakınlaştık sayenizde birbirimize. Aynı şeyi söylüyor. Nasıl yani falan diye çok çok acayip yakaladık. Biraz geç yakaladık sizi ama çok iyi oldu. Ayça'yı çok önceden tabii takip ediyoruz, biliyoruz ama biz Radyo Karavan'ı maalesef pandemi sayesinde tanımış olduk. Fark etmiş olduk daha doğrusu. Ama iyi oldu yani, bu süreçte bize çok iyi geldiniz gerçekten. Hı hı. İyi, çok sağ ol. Var mı başka bir söyleyeceğin?
Yo, Berrak Yurt Okulu bekliyoruz heyecanla. Çok seviyoruz. Onunla ilgili paylaşmıştım işte bu hani öğreti, kişinin karakteri öğretiyi kirletmez hakikaten diye. O zaman bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, Berrak Yurt Okulu'nda konumuz içsel özgürlük. Bana direkt mesajdan soru yazabilirsiniz. Tamam mı? Hadi öptüm. Evet, tamam. Bu arada bu şeyle de ilgili, Müjde Gül Hanım'la da ilgili, bu jinekolog ve cinsel seksolog, bu konuda cinsel konularda adınızı söylemeden istediğiniz soruları bana WhatsApp'tan yazın. Onlara da cevap verelim cumartesi günkü programda. Okey, bay bay. Tamam. Tamam, öpüyoruz sizi. Bay bay. Bay bay. Evet. Ne oldu Sayın Başkan? Bilmiyorum işte. Ne oldu bu yine? Cadde Bostanlı'nca Memo'nun bebeklerini biz orada geçirmiştik. Onu hatırladım. Ya senin Memo'ya bir borcun yok ki. Nereden? Niye sen sorunların bu kadar üstüne gidiyorsun? Hayır, öyle değil. Yani beraber yaşıyorduk orada Memo'nun. Tamam, yine bebekti. Beraber yaşıyoruz. Evet ama bebekti ve beraber oraya taşınmıştık. Ne bileyim işte, hep bu bebeklikleri falan aklıma geliyor. Çok özledim galiba onun bebekliğini Tony. Ya ben herhalde menopoza giriyorum, böyle bir şeyim var diye düşünüyorum. Olabilir. Sürekli ağlayasım geliyor çünkü. Olabilir, olabilir. Bence de öyle bir şey var. Orada çünkü onunla beraber geçirdiğim o bebekliğiyle birlikte geçirdiğim o onunla orada oturuyorduk ve benim için cennetti o yıllar. Önümüzde yine cennet yıllar var. Pandemi de bitiyor zaten. Aşı da bulundu. Bak, hatta da bir dinleyici var. Alo. Selamlar. Selamlar. Buyurun efendim. Alo. Nasılsınız? Evet, sizi dinliyoruz. Sevim ben. Evet Sevim Hanım, bu ilişkide taktik yapmak bu konularda, siz hiç evlenmediniz. Sizi biraz tanıyoruz aslında, değil mi? Evet. Ama bol miktarda da ilişkide yaşadınız galiba, değil mi? Öyle de bir umuyorum. Yok, çok bol miktarda değil, tam tersi. Ben çok uzun süreli ilişkiler yaşadım. Profesyonel misin? Uzun süreli ilişkiler yaşamış. Uzun süreli ilişkiler, ama seni hatırlıyorum bir programda kapandı galiba. Ne oluyor öyle? Bir de Ataraks da ağlatır diyor bir dinleyicimiz. Aa, yok artık, evet. Gerçekten mi? Ataraks. Ama ben epeydir almıyorum Ataraks'ı ya. En son ne zaman? 3 gün önce aldım. Öyle çok fazla. Ya ben radyoda söylüyorum öyle. Bakmayın benim dilimde. Öyle yoksa bir çok ciddi böyle bir ilaç milaç içmiyorum. Alo. Dün almadın değil mi acaba? Ne abi? Dün hiç almadın değil mi? Yok yok, alma. 3 gündür almadım işte. Bir yola geleceğim zaman bir yarım Ataraks almıştım. Onun dışında almadım. 3 işte ne zaman? Pazartesi. Alo. Alo. Ha. Şimdi evet, nerede kalmıştık? Kepale. Evet. Çok ilişkin mi oldu dedim. Hayır, uzun ilişkiler yaşıyorum ben. Çünkü bana dokunmak en az 5 yıldan başlıyor. Hani. Hadi ya. 5 evet. Yıldan başlıyor. Peki, ben şöyle bir şey hatırlıyorum sanki seninle ilgili. Bir dönem demiştin ki ben eskiden bir ilişkiden bir ilişkiye geçiyordum. Artık boşta da kalabiliyorum demiştin. Doğru mu bu? Evet, şöyle yani bu uzun süreli ilişkiler yaşıyorum. Sonuçta 38 yaşındayım. 3 ilişkim oldu. Ama biraz böyle maymun gibi bir dalı bırakmadan diğer dalı tutunmamak gibi bir şeydi. Bir bağımlı karakter olarak. Evet. Ama son ilişkimde işte kendim ayrılmaya karar verdim ve bunu başarabildim. Şu anda da çok keyfim yerinde. Taktik yapmakla ilgili ben de şey düşünüyorum ya. Taktik yapmak sadece karşı tarafı yoran bir şey olmasa gerek. Taktik yapanı da çok yoran bir şey. Çünkü... Evet. Evet, taktik yapmanın içerisinde bir sürü şey de, dinamikleri de vardır tabii. Bu savunma mekanizmalarımız var. İşte üzülmekten çok korktuğun için taktik yaparsın. Bunun bir sürü dinamiği var ve kadın cinsiyetçi değil bence. Kadın erkek de yapıyor bunu. Biraz karakterle ilgili bir şey bence. Yapılması hoş değil ama diyorsun. Çok zor bir şey. Hoş ya da olmamasını düşünme. Yani zor bir şey bence. Anladım. Ya da daha çok böyle bir baş etme yöntemi, savunma mekanizması gibi düşünüyorum. Evet, bir güvensizlik ortamı ve savunma mekanizması diyorsun. Özgüven eksikliği yani.
evet, özdeğer, özsevgi hep aynı yerlere çıkıp duruyoruz işte. Yani. Anladım. Peki oldu. Evet. Çok çok sağ ol aradığın için. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet. Bu galiba benim Memo ile birlikte yalnız başıma yaşadığım o yıllar bana çok güzel geliyor ya Tony. Hiç yalnız başıma bir hayatım olmadı benim. Hep bir başkasıyla hayatım oldu, tamam mı? Hayda, bize şut çıktı yani bu. Hayır abi, yani hep bir başkasıyla oldu. Ya annemle oldu ya seninle oldu. Memo ile olan ilişkimde ben Memo ile bir tek, yani ne, ben tanıdığımda yalnız yaşıyordun sen. Aman ne yalnız yaşıyordun. Ve çok büyük bir depresyon içinde. İki ay olmuştu yalnız yaşayalı Memo'yla. Evet. Tam böyle bir kendime düzen kuruyordum ki çocuğum üzerinde benim tek başıma bir şey olsun istiyordum, tamam mı? Çünkü hep her kafadan bir ses çıkıyordu, beni ablası gibi gösteriyorlardı. Annem beni sanki ikimiz kardeşmişiz gibi bir arada oturuyorduk. Çünkü kendi iktidarı için. Şimdi Tony de aynı şeyi yapıyor. Ben sanki Memo'nun büyük ablasıymışım gibi. Ya Memo artık çocuk olmayacak, bitti. Abi tamam. Tamam işte, sen ben de ona üzülüyorum. Ben hiçbir zaman çocuğumun bir daha çocukluk halini bir arada yaşayamayacağım. Hep siz karıştırdınız bunu. Ağzınıza sıçayım sizi ben. Hiç beraber çocuk üzerinde tek başıma bir anneliğimi yaşayamadım. Şimdi ya. Yaşa. Nasıl yaşa abi? Çocuk artık büyümüş, eşek kadar olmuş. Her şeyime karıştınız. Herkes her şeyime karıştı. Ben salak gibi bu her şeyime de karıştırdım üstelik. Bu bağımlılık işte. Neyse, ben çok zırlamaya başladım programlarda artık. Babaanne gibi oldum. Evet, dünyanın en düşük doğurganlık oranına sahip olan ve bunu tersine çevirmeye çalışan bir ülke var, Japonya. Japonya eğer böyle giderse 40 milyon nüfus kaybedecek 50 yılda. Tamam, devamlı küçülüyor Japonlar. Ve konutlar da bu bağlamda şey kaybedecek. Fiyat düşecek çünkü içinde oturacak adam olmayacak. Bırak yeni konut, eski konutların içine adam da bulunmayacak. Japonya'da hızlı bir nüfus düşmesi yaşanıyor. Ve bunu tersine çevirme yolları arayan Japonya son çareyi yapay zekada buldu. Hükümet gelecek yıldan itibaren çöp çatanlık için yapay zeka kullanan yerel yönetimlere destek vermeye karar vermiş. Anladın mı? Bak, çocuktan bahsediyorsun sen. Telefon geliyor. Günaydın. Günaydın. Oo, bizim Zeynel bu ya. Zeynel, ne haber? Canın ağlamasına dayanamadım. Ben de arayayım dedim. İyi yaptın. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani haklı. Caddebostan bence Türkiye'de, hatta Avrupa'daki en güzel semtlerden biri. Bak şimdi. Vallahi öyle. Ayça, Mert'in evi de orada ya. Kim Mert? O okula gidiyor. Benim oğlum. Ha evet. Abi sürekli gidip geliyorum. Hakikaten çok güzel bir yer ya. O kadar şahane bir yer ki. Keşke ölene kadar burada kalayım diyorum. Ya ben belki o açıdan çocukla gezemedi, rahat edemedi, sahilde yürüyemedi, koşamadı, bir tek onu kucağına alamadı. Herhalde ona takıldı. Öyle değil mi Ayça? Kim? Yo, biz gayet bir beraberken çok aslında birlikteydik. Ya ben bakma şimdi bir şey yaşıyorum. Yani ne bir 50 yaşa niye gidiyorum. Niye ağlatıyorsun öyleyse bizi? Abi işte ne bileyim ben ya. Bu ara her boka ağlıyorum böyle. Babaanneye döndüm ben. Böyle 80 yaşında teyzelere bir şey dersin ya, her şeye ağlarlar. Öyle oldum. Her şeye ağlıyorum abi. Bilmiyorum. Ya herhalde benim yanımda olmasa o ara Memo'ya kim bakardı? Senin abi, özel vaktin olmazdı. Yok be abi, hep evdeydim ben. Çocukla birlikteydim aslında. Bakıcıydım. Ama olur mu, arada soluklanıyordun, gidiyordun, geliyordun, işe gidiyordun, geliyordun. Niye öyle düşünüyorsun? İşte ne bileyim ben ya, her şeyi karıştırıyorum işte. O beni birazcık... Sen mesela böyle şeyi yapmıyor musun ya? Herkes kendi hayatının ipleri kendi elinde mi? Senin mesela öyle mi, hiç böyle kendi hayatın iplerini elinden kaçırdığını düşündüğün böyle bir ruh haline girmedin mi Zeynep? Her zaman giriyorum. Her gün giriyorum. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Mesela geçen ay babayı kaybettim. Aa, başın sağ olsun. Avuçlarımda gitti adam. Ondan sonra daha fazla sorgulamaya başladım. Senin söylediğine çok çok fazla katılıyorum. Aklıma da bu ara en çok şey takıldı. Önce hayaller ölür diye. Evet. Dün Tony'yi aradım, ulaşamadım. Senle Tony'ye bu konu hakkında çok güvendiğim için biraz bana bir şeyler anlatabilir misiniz? Einstein ne demek istemiş? Önce hayaller ölür. Hayallerimiz öldü, o yüzden mi ağlıyoruz? Ha bak, üzülüyoruz. Güzel. Ne güzel söyledin.
Evet. Yani hayal mi kalmadı bizde? Hayallerin... Bu pandemi bizi bu hale mi soktu? Abi acaba? Olabilir bak. Bu pandemiden de olabilir abi. Evet, umutsuzluk evet. Hali büyüdü insanlar ama Allah'tan aşı geldi işte. Çok güzel söyledi ya. Hayallerin ölmesinden mi acaba bu tribe girdik? Ben mesela hiç böyle şey tövbe yani şükretmeye de çalışıyorum. Şimdi yani hep onlara çalışıyorum. Mantıklı bir hayal mi bulsak acaba? Herkes mantıklı bir hayal mi bulsa ulaşılabilir. Hani kimse tabii ki uzaya gitmek istemiyor ama biraz bu işi mi izlesek? Yani sizin bu konuda görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden biraz ben de senin aynı haldeyim. Yani biraz bu konuda yardımcı olursanız. Yok be abi, yardımcı ya kim? Hayalin bir kere tedavi edici bir etkisi var Zeynel. İnsan hayal kurarak ruhunu tedavi edebilir. Tamam mı? Ve hayallerin ölmesi gerçeklerin ölmesinden daha çok acı verir. Çünkü hayali biten insanın umudu bitmiş demektir. Dediğin çok doğru. İşte ayakta kalma zamanı pandemide, Dolay Özdinç bunu çok söylüyor. Sağlam durma zamanıdır. O yüzden sağlam durmaya çalışalım arkadaşlar. Böyle bir şey yok yani. Ve bu kötü günler geçecek. Hayat Budistlerin dediği gibi bir nehir gibidir. Denizde artık en son sonsuzluktur, ölümdür. O nehir akacak, o nehirin geçtiği yerler güzel ağaçlıklı, güzel yerler olabildiği gibi kurak çöller de olabilir. Biz şimdi kurak bir çölden geçiyoruz ama bunun da sonu var yani. Evet yani, abi çok kurak. En karanlığı gördük, gece yarısını gördük. Bundan sonra artık hep daha fazla ışık olacak diye düşünüyorum. Sezonun en kazık bölümüne denk geldik ya. Harbiden abi. Tamam Zeynep kardeşim, tamam, hadi öptük seni. Eyvallah, bay bay. Onda bak, babasını kaybetmiş. Ellerinde gitmiş adam. Evet. Herkesin yani başka bir sıkıntı abi, düşünsene. O da çok önemli bir şey yaşıyor. Kızlar için baba kaybı, şey anne kaybı, erkekler için baba kaybı. Bunlar çok ciddi dönüşüm zamanları. Evet. Ya ama erkekler için anne kaybı da daha feci. Yani daha farklı bir yerden. Hepsi işte bu kayıplar, şunu düşünüyorum. Abi ben sıramı savdım. Baba da öldü, anne de öldü. Şimdi artık sıramı savdım. İnsanlar bir de onun korkusuyla yaşıyorlar. Bu ölüm, kaybetme korkusu çok boktan. Evet, hala mesela bizim yaşımızda olup annesi babası yaşayan çok arkadaşımız var değil mi? Yaşayan çok var, evet. Çok var, evet. Şimdi onlar korkuyorlar. Anneler yalnız kalacak. Çünkü baba 85 yaşında, anne 80 yaşında. Şimdi baba gitse anne tek kalacak. O tek kalan çocuklara yönelecek. Yönelecek. Şimdi ne bok yiyeceğim diyecek. Daha fazla ilgilenmesi lazım. İnsanın sorumsuzluğu kadar güzel bir şey yok ya. Biz galiba sorumsuz olduğumuz zamanları özlüyoruz ya belki de. Ya bir çocuğa sorumluluk aşılamak ne kadar önemli bir şeymiş. Ben bunu yapamadım Memo'ya. Sorumluluk aşılayamadım. Yok ya, sen aşıladın. Boş ver sen şu geçmişe yönelik düşünmeleri. Bana da kimse... Annem de bana da sorumluluk aşılamadı aslında Tony. Annem beni hep böyle şey... yani ben sorumluluktan dolayı değil de korkudan dolayı sorumluluklarımı yerine getiriyorum aslında. Yani korkuyla değil de hakikaten sevgiyle yapmak lazım. Evet, güce yönelik bir ailede yetiştin sen, o doğru. Evet abi, bu kadar güç... Güç ne acayip bir şeymiş ya. Gücü çok iyi tanımlamak gerekiyormuş meğerse. Bunu ben Şule Hanım'la konuşayım en iyisi canlı yayında bir. Aynen. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın. Yine beni tekrar aradın enişte. Kimsiniz? Hani böyle oluyor. Nihal ben. Şimdi tuhaf tuhaf konuşmaya başlayacağım. Konuşması tuhaf olan kız. Ayça Başkan Güler yine. Hangi adını anlayamadım. Nihal benim ismim. Zuhal. Nihal. Nihal, ha Nihal. Evet Nihal, seni dinliyoruz. Evet, geçen sefer de öyle yapmıştım. Şimdi birazcık inşallah umudunuzu yerine getiririm. Hani astrolojiden falan bahsetmiştik enişteciğim. Dediğim gibi 21 Aralık'tan sonra zaten her şey çok güzel olacak. Her şey, pandemi bitecek, yavaşlayacak. Evet. İnsanlar daha mutlu olacaklar herkes. O yüzden Ayça Başkan da inşallah zaten çok çok mutlu olacak. Sağlıklı mıyız? Allah'a çok şükür. Devam. Evet evet Nihal, doğru. Sen bu astrolojiye meraklı mısın? Evet, aşırı derecede meraklıyım ve bana çok iyi geliyor. Çok seviyorum. Hayallerimi besliyor benim yani. Anladım. Peki sen kimsin? Evli misin? Bekar mısın? Ne yapıyorsun hayatta? Evet, ben evliyim. Ve bu pandemide bu sefer hamile olduğumu öğrendim. Hadi hayırlısı olsun. Teşekkürler. Ben çocuk aslında istemiyordum ama kocam çok istiyordu. Ben İlk de, çocuk mu bu? Evet, ilk bizde. Bir sene daha olmadı evleneli. Evet. Ondan sonra işte kocamın da çok iyi baba olacağını anladığım için
böyle doğurmak istedim. Ama bulantılar falan çok kötü. Pandemimi biraz zorluyor gerçekten. Kaç aylıksın de, şimdi? 7 haftalık. Haftalık diyorlar sürekli buna. Ben de anlamaya çalışıyorum ama böyle 2 aylık falan. Sonra da unutuyorsun. Yani bütün haftaları ezbere biliyorsun bu hamilelik sırasında. Sonra da unutup gidiyorsun bir daha kaç haftalık neydi. Çocuğu görünce kaç yaşında olduğunu tahmin bile edememeye başlıyorsun bir yerden sonra. Peki korunuyor muydunuz? Nihal korunuyor muydunuz? Ha, bu planlı bir bebekteyim işte. Daha önceden korunuyorduk. Evet. Ondan sonra dedik ki çocuğumuz olsun artık. İşte evet. Biz tamam bakabiliriz. Paramız yeterince var, şeyimiz var falan diye. O yüzden denedik ve oldu. Evet. Olmaz falan dediler. İşte yaşımız çok genç değil. Ben 28 yaşındayım kocam. 30 küsür ama oldu. Çok tamam. Çok genç. Peki senin aksanın biraz şey, nerelisin sen köken olarak? Ben Antepliyim. Anteplisin ha, çok iyi. Evet tamam. Evet, Antepliyim ben. Bu şeyi söyleyecektim, sadece onun için aramıştım ben. Bu hani oyunlar anlamında kadın ve erkeklerin. Bunu kadınlar başlattı. Maalesef kadınlar başlattı. Hı. Ama erkekler de bunu kadınlardan öğrendi. Yani kadınlardan öğrenip yaptıkları her şey gibi. Bu da çok saçma duruyor erkeklerde. Yapmayın yani. O kadar kötü yapıyorsunuz ki. Ya peki ben şeyi anlamıyorum. Mesela ben Ayça diyor ki sen beni aramamıştın bir süre diyor. Bu aramamak oyun mu oluyor yani? Şimdi sen olduğun için işte sen oyuncu bir tip değilsin. Böyle gerçekten bir işin vardır senin. O yüzden sende olur, sende çekilir. Ama kimileri var böyle ya o kadar kötü ki. Yani adamın işe gücü yok. O kadar belli. Telefonun başında yapıyor. Ama sen aradığın zaman açmıyor. Aman diyor sürüyorsun falan. Ya ama işte erkekler de bunu kızlardan öğrenmiş. Tony'nin aslında demesi şey bana bende bir şey uyandırdı. Belki de gerçekten erkekler de şey yapmıyordur. Aramamak oyuna girer mi abi? Niye aramamak? Bir kere bir eylem yok. Oyunda eylem vardır. Aramamak eylemsizlik. Eylemsizliğin içinde oyun var mıdır? Ya zaten indifferent ne diyorsun sen her zaman? Indifferent olması bir insan. Yani bence tam tersi aramamak oyundan çıkmaktır. Hayır evet. Niye aramamak? Dümdüz aramıyor ki adamın. Söz kes sen de hamile amişim boş ver milletin bir araması. Bir şey söyleyeceğim. Bak Nihal çok enteresan evet. Bu Müjdegül'le görüşeceğiz. Cumartesi günü Patreon'a koyacağız o görüşmeyi. Çok ilginç şeyler söylüyor kadın. Hiçbir Türkiye'de konuşulmayan şeyler. Tamam mı? Onları konuşuruz. Onların hepsini konuşacağız. Tamam hadi bay bay sana. Hoşça kal. Teşekkürler öptüm. Hoşça kalın. Hayırlı olsun bebeğinizde. Bu arada mayışlar var söyleyelim. Işık Sava ünlü Bursa bize mayış yapmış. Diyor ki güzel günler göreceğiz dımbır yazmış. Seni. Yani iyi ki doğdunuz Semra Sabuncu diyor. Müge Yıldırım iyi ki doğdunuz diyor. O Anıl Aktu 6000 bakımı diye mayış yapmışlar. Anıl Aktu halbuki mayış yapma ona demiştik biz ya. Zaten bizim radyo için çok uğraşıyor. Bir de üstüne mayış yapmış. Ay, teşekkür ederiz kendisine de ayrıyeten. Gelen aramalar var. Son program bitmiş. Bunu da konuşalım sonra da gidelim. Günaydın. Alo. Günaydın. Yine günaydın ama yayını alamadım ben arkadaşı galiba. Neyse o zaman bitirelim programı. Saat 11:05 geçiyor. Özlemciğimle bir şu İstinye Park'a kadar gideceğiz. Ufak bir işimiz var. Ondan sonra yarın sabah İzmir'den inşallah canlı yayında. Bugün arabayla gideceğiz hep birlikte. Yarın İzmir'den yapacağız yayınımızı. Evet. Yani. Bugün de ama hava İstanbul'da İzmir gibi güneşli güzel bir gün var. Limonata gibi hava. Evet abi bak farkında mısınız Özlem? Hep güzel oluyor. Bu Tony'nin ben uğru olduğunu düşünüyorum havanın güzel oluşunun. Bütün geziler öyle. Geziler. Yani evet. Allah'ın Amsterdam'ına gittik ki en yağmurlu mevsiminde sadece 4 gün çok güneşliydi. O da bizim olduğumuz 4 güne denk geldi. Herkes şaşırdı. Abi ya, Zeyno söyledi bize onu. Hiç böyle hava olmazdı burada dedi. Evet. Ve dün mesela çok programı şükür. Arayan o evli bir erkeğe aşığım diyen 17 senedir kopamıyorum diyen dinleyicimiz de çok beğenildi biliyorsun. Aa, çok düzgün bir, çok düzgün bir insan. Çok cesurdu. İçini evet olduğu gibi döktü. Ha, ona da söyleyeceğim şey bu abi. Zaten olacaksa olacaktır. Kendisini üzmesin. Hı. Bir şey olacaksa olacak. Olmayacaksa olmayacak. Yani altına sıçsan zorlasan hiçbir şeyi değiştiremezsin bu hayatta. Evet. Bizden sonra gibi gibi var bugün. Programın son şarkısı olarak o zaman bir Yunanca şarkı çalacağım. Oo, Despina Payula'dan. Şarkının adı da Agapo Mia Padremeni. Söyleme bana ben söyleyeceğim sana. Ha. Seni seviyorum babam babacığım. Padremeni evli demek. Asiktir ya. Bir evliye aşığım. Agapo mia padremeni bir evliye aşığım demek. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.